Akşamlar Halk TV'den Lider Röportajları serisiyle bir kez daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bir önceki hafta izleyenler bilecektir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta iki parti, iki lider daha ağırlayacağız. Belki aynı kadro, belki farklı kadrolar. Halk TV'nin sunucu portföyü epeyce genişlediği için farklı gazeteci arkadaşlarımızla liderlerin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için bizi genel merkezde bir bayram hoş geldiniz. Gününde. Genel merkezimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim için de bir bayram gününde sizi ağırlamak bir şereftir. Erken seçimle başlayalım istiyoruz. Biz karayoluyla geldik. Evet. Tam o esnada bir şeyler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu pandemi kısıtlamalarını kastederek bundan zarar gören, bundan etkilenen esnafımız olduysa helallik istiyoruz dedi. Size arkasından muhalefet partileri arka arkaya tweetler attı. İki ayaklı soracağım bunu. Bir, birbirinizle haberleşerek mi böyle bir organizasyona gidiyorsunuz? İki, muhalefet bir blok olarak erken seçim çağrısı yapıyor diye Sayın Erdoğan'ın seçime gideceğini, erken seçime gideceğini düşünüyor musunuz, umuyor musunuz? Ne dersiniz? Şimdi birinci soru, bir sefer helalleşme diyor. Neyin helalleşmesi ya? Vatandaş sizden hibe bekliyor. Dükkanı kapattı. Dolayısıyla bana yardım et diyor. Açım diyor. Çoluk çocuğum aç diyor. Kirayı ödeyemiyorum. Elektrik parasını ödeyemiyorum. Doğalgazı ödeyemiyorum. Erdoğan para yok diyemez. Para var. Para yok lafını asla kabul etmiyorum. Birileri için para var. Üstelik dolar var. Üstelik avro var. Üstelik her türlü imkan var. Şunu düşünsün Erdoğan. Doların fiyatı yükseldiği zaman kim seviniyor? Kim seviniyor? Beşli çete. Çünkü dolar üzerinden para ödeyeceksin onu. Avro üzerinden para ödeyeceksin. Köprüden geçerken ödeyeceksin. Tünelden geçerken ödeyeceksin. Uçağa binerken ödeyeceksin. Bunlar seviniyorlar. Hepsi dolar garantili. Döviz garantili. Peki esnaf? Kahveci? Büfeci? Taksici? Bunlar ne yapacak? Gel helalleşelim. Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Sen önce bunlara geçinebileceği bir imkan sağla, bir para ver. Para var ama o paranın adaletli dağıtılması lazım. Birincisi o. Dolayısıyla bir helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançlarını veya duygularını sömürmek amacıyla onların yaşadıkları sıkıntıları ben nasıl unutturabilirim? Böyle bir çaba. Bu çaba beyhude bir çabadır. Çünkü bu sıkıntıları yaşayan insanlar bu sıkıntıları unutmuyorlar. Görüyorlar zaten. Evinde görüyor, sokakta görüyor, mutfağında görüyor. Yaşıyor zaten bu sıkıntıları. Dolayısıyla Erdoğan eğer gerçekten helalleşmek istiyorsa o beşli çeteye parayı vermeyecek, diyecek ki kardeşim bana yıl sonuna kadar izin verin. Ben bu parayı size değil esnafa dağıtacağım. Bunu söyleyecek, o kadar. Peki efendim, bu noktada size bir şey sormak istiyorum. Neden Erdoğan kendisine bunun kaybettirdiğini bilerek esnafa değil de şöyle bir dönemde beşli çeteye para vermeyiz? Bu sorunun cevabını aslında Erdoğan'ın vermesi lazım. Şöyle görüyor Erdoğan. Esnafı nasıl olsa bunlar bana oy verecek. Ama kamuoyu araştırmaları hiç öyle demiyor. Ama o hala diyor ki bu esnaf bana oy verecek diyor. Esnaf bana oy vereceğine göre dolayısıyla ben diğerlerine parayı ödeyeyim. Mesele yok. Ama esnaf da nasıl olsa bir gün gelir. İşte ben seçime yakın belki ufak bir kıyak geçerim bunlara, hepsini unuturlar diye bekliyor. Bakın ben şu örneği vereyim size. 2 milyonun üzerinde işte esnafımız var. Daha doğrusu 2 milyona yakın esnafımız var. İşte bunlara 2 milyar 100 milyon lira, 200 milyon lira bir para verecek. 1100 lira falan civarında bir para verecek. 21 elektrik dağıtım şirketinin fiyatlarında %17,5 indirim yaptı. O şirketler için. Evet, 21 dağıtım şirketi için. Sağladığı miktar 2 milyar lira. 21 elektrik şirketi dağıtıcısına sağladığı imkanı milyonlarca esnafa o imkanı vermedi. Para yok diyor. Ne demek para yok? Para var ama siyasi tercih esnaftan yana değil, vatandaştan yana değil. Siyasi tercih daha varlıklılardan yanadır. O nedenle pandemi süreci gelir dağılımını olağanüstü bozmaya başladım. İkinci sorunuz. Hani bu tweet dolayısıyla diğer siyasi parti liderleriyle eşgüdüm halinde. Eşgüdüm. Hayır, eşgüdüm olmadı. Aklın yolu bir zaten. Yani benim düşündüğümü
Meral Hanım da düşünüyor, Temel Bey de düşünüyor, efendim Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Bey de düşünüyor. Düşünüyoruz yani sonuçta, aklın yolu bir. İkinci ayağı vardı ama ben açılışta bir şey unuttum. Birlikte program yapıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımı tanıtmadım. Evet. Ben o kadar ünlüyüm. Gökmen Karadağ, İpek Özbey, Cumhuriyet Gazetesi'nden, Bir Gün Gazetesi'nden Ozan Gündoğdu. Evet. Biraz da Şer İttifakı toplamış olduk. Şeyle, Süleyman Soylu, o öyle diyor ya, hani tırnak içinde tabii bu. Saygıdeğer gazeteci arkadaşlarımız. İkinci soru da sorunun ikinci ayağı. Siz blok olarak erken seçim çağrısı yaptınız diye Erdoğan bir erken seçime gider mi? Böyle bir umut içinde misiniz? Erdoğan Türkiye'yi seviyorsa süratle bir erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi seviyorsa, insanını seviyorsa ve Türkiye'yi daha perişan, daha sorunlu bir hale getirmek istemiyorsa bir erken seçime gitmek zorundadır. En büyük hakem kim? Halkın kendisi. Memnunsa zaten vatandaş tekrar seçecektir. Memnun değilse, kusura bakma kardeşim, başka bir insan getireceğiz, o Türkiye'yi yönetsin. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Demokrasilerde nereye başvurursunuz? Halkın hakemliğine başvurursunuz. Sen de dersin ki, ya şu muhalefet, şu Millet İttifakı, hatta ittifakın dışında olan pek çok kişi erken seçim istiyor. Hay hay kardeşim, Halep oradaysa, Arşim burada, sandığı koyuyorum, gelin kardeşim ben tekrar seçileceğim. Desin, niye demiyor? Halktan korkulur mu? Korkulmaz. O nedenle diyoruz ki gecikilen her günün faturası vatandaş üzerinde daha ağır bir yük bırakacaktır. Esnaf üzerinde daha ağır bir yük bırakacaktır. O nedenle kardeşim sen ülkeyi yönetemiyorsun. Gel erken seçim yap. Ondan sonra vatandaş ülkeyi yönetecek yeni kadroları iş başına getirsin. Buradan devam edelim. Demokratik yollarla. Demokratik yollarla. Demokratik yollarla. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, yani süreci bu şekilde tarif ettiğimizde sanki hani doğrusu budur, kamu menfaati, halkın menfaati budur ve iktidarın da bunu yapması gerekir şeklinde bir söylem ortaya çıkabiliyor muhalefet açısından, az önce sizin demeciniz açısından. Ama eğer gerçekten sokakta bir yangın varsa, esnafta bir yangın varsa ve bu artık 2023'e kadar sürdürülemeyecek bir boyuttaysa, o zaman artık erken seçime gitmeyi iktidarın elindeki bir seçenek olmaktan çıkarıp iktidarın mecbur kalacağı bir seçeneğe muhalefet olarak hangi politikayla, hangi eylem planıyla dönüştürebilirsiniz? Şöyle ifade edeyim. Bir, vatandaşa iktidar olduğumuzda nasıl daha iyi Türkiye'yi yönetiriz mesajını vermemiz lazım. Bunu vermeye çalışıyoruz zaten. O kadar sağlıklı ve tutarlı bir çaba harcıyoruz ki, örneğin iktidar olduğumuzda ilk bir haftada neler yapacağımızı bile kamuoyuna deklare ediyoruz. İlk bir haftada, örneğin ne dedik? İlk bir haftada esnafın, esnaf kefalet kooperatifinden veya bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz, bitti. Çiftçi için, tarım kredi kooperatiflerinden veya çiftçilerin bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Şunu yapmak istiyoruz. Önce vatandaşı bir rahatlatacağız. Vatandaş bir önünü görecek. İki, şu güvenceyi kesinlikle vereceğiz. Rahatlıkla yaptığımız her hareketi, aldığımız her kararı rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Eleştirme özgürlüğünüz olacak. Ve biz de o eleştirilerden ders çıkaran siyasetçiler olacağız. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getireceğiz. Ve harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Şimdi biz eğer topluma inançla ve güvenle bunları verirsek ve bunların da yapılabilir olduğunu anlatabilirsek vatandaş doğal olarak sadece ben değil onlar da diyecekler. Niye erken seçime gitmiyorsunuz diye. Ben gittiğim pek çok yerde vatandaş bekliyor. Sandık gelsin diyor. Niye sandık gelsin diyor vatandaş? Çünkü bunların yönetemediğini görüyor. Bunların yönetim tarzının Türkiye'yi bir felakete, ekonomik açıdan, sosyal açıdan bir felakete sürüklediğini görüyor zaten. Bana söyler misiniz? Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bu kadar çok intihar oldu? İntihar vakalarıyla insanlar karşılaştılar. Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde işsiz birisi gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarının dibinde kendisini yaktı? Bana söyler misiniz Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bir işsiz kişi meclisin çatısına çıkıp bana iş bulun yoksa kendimi buradan atacağım dedi. Bana söyler misiniz işsiz olduğunu eliyle
Kesici aletle üstüne, elinin üstüne yazıp intihar eden insanlar ne zaman oldu? Bu kadar acı bir tablo yaşıyoruz biz. Dolayısıyla bu acı tabloyu Türkiye hak etmiyor, insanımız hak etmiyor. Düzelmesi lazım bunun. Nasıl düzelecek? Söylüyorum. Bir sefer tepeye oturacak kişinin ahlaklı bir insan olması lazım. İnsanlığı sevmesi lazım. Hesap vermekten korkmaması lazım. Mal varlığını oturduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi verir? Halka mı verir? Nereye verirse mal varlığını açıklaması lazım. Oraya oturduğu gün ben bütün çabalarımı insanım için yapacağım diyecek. Hiçbir ayrım yapmadan bu ülkede yaşayan insanlar için yapacağım diyecek. Yandaşları kayırmıyorum diyecek. Biz ne diyoruz? Bu döviz garantili işler, Beşli Çete'nin yaptığı işler. Ya bırakın torunlarımızı, onların torunlarını borç altına sokuyor ya. Bana söyler misiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir politika izleyen bir hükümet oldu mu bugüne kadar? Olmadı. Şimdi para yok diyorlar. Onlara veriyorsun, para var. Dolar veriyorsun, avro veriyorsun, para var. Vatandaşa para yok. Onların çocuklarına ve torunlarına da aynı dolarları vereceksin. Yazık, günah değil mi ya? Kimin parasını veriyorsun? Bu fakir fukaradan topladığın paraları götürüp onlara veriyorsun. Böyle bir tabloyu Türkiye yaşamadı. 128 milyar dolar nereye gitti? Hala cevabını aldık mı biz 128 milyar doların? Bir cevabı oldu mu? Cevabı yok. Ya Türkiye bugün savaşa girse, Merkez Bankası'nın kasasında bir senti yok ya, bir senti bile yok. El alemden borç almışsın, kasaya koymuşsun, kasada var. Ya ama o eksi bakiye. Bütün dünya biliyor bunu, bütün dünya görüyor bunu. Bunlar görmüyor mu? Bunlar bilmiyor mu? Biliyorlar. Doğruları halka söyleyeceğiz. Doğruları halka söylediğimiz ve güven verdiğimiz takdirde Türkiye erken seçime kaçınılmaz olarak gidecektir. Kemal Bey, şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ki para var ama Beşli Çete'ye gidiyor. Evet. Ağırlığı Beşli Çete'ye gidiyor. Tamam, diyelim ki siz iktidara geldiniz. Bu Beşli Çete'yle dediğiniz kişilerle ve firmalarla belli anlaşmalar yapılmış. Evet. Bunlar iktidarlar değişince değişecek anlaşmalar da değildir zannediyorum. Değiştireceğiz. Nasıl değiştireceksiniz? Yani siz iktidara geldiğinizde onlara ne diyeceksiniz? Kamulaştıracağız. Nasıl yapacaksınız? Çağıracağız bunları. Bunu? Gelin kardeşim diyeceğiz. Sizden önceki hükümetin, yani bizden önceki hükümetin yapmış olduğu bu anlaşmayı siz içinize sindiriyor musunuz diyeceğiz ya. Bu ülkenin vatandaşı sindiriyoruz olarak. Derlerse? Yok, sindiriyor. Önce onu soracağız. Sindiriyoruz derler. Peki kardeşim. Ben içime sindiremiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ben korumak zorundayım. Sizin hakkınıza vereceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım. Önce bunların gelin bir maliyetini çıkaralım diyeceğim. Çünkü bunlar 1 liralık işi 100 liraya fatura ettiler devlete. Ben bunu da çok iyi biliyorum. Bu işin uzmanlarını çağıracağız. Kamu, özel, gelin kardeşim. Bu köprü kaça yapıldı? Bu havaalanı kaça? Gerçek maliyetleri çıkarın. Gerçek maliyetler çıkacak. Üstüne makul bir kar vereceğiz. Al paranı kardeşim. Güle güle. Bitti, o kadar. Kimseyi mağdur ediyor mu? Hayır. Kim kazanıyor? 83 milyon kazanıyor. 5 kişi hariç. Bunu yapacağız. Gerekirse ben bunun için kampanya da açacağım. Beşli Çete'nin parasını verelim. Türkiye'yi, evlatlarımızı ve onların torunlarını bu yükten kurtaralım diyeceğiz. Onlar gidecekler, dava açacaklar vesaire falan filan, bir sürü şey. Adalet dediğimiz kavram dünyanın her tarafında adalettir. Yani o sözleşmelerin bir hukuki bağlayıcılığı yok mu? Sizin bir sözünüzle biz sözleşmeler rafa kaldırılabilecek mi? Kaldırılır. Niye kaldırılma? Hukukçulara da soruyoruz. Pek çok kişiyle de oturuyoruz, konuşuyoruz. Hı. Hakkını teslim ediyorum zaten. Ben kamulaştırılacağım. Hı. Kamulaştıracağım ben bunu. Parasını veriyorum. Mağdur etsem orada haklılar. Kar vermesem orada haklılar. Maliyeti çıkarıyorum. Üstüne makul bir kar veriyorum. Ondan sonra parasını da veriyorum. Tamam kardeşim, bundan sonra bunu devlet işletecek. Kusura bakma diyorum. Bunu evet. Yapacağız. En büyük güvence halkın desteği. Bakın, burada çıkıp bütün ayrıntıları halka söyleyeceğiz. Bakın, bunlara ne kadar avro, ne kadar dolar ödendiğini bilmiyoruz.
Nerelerden öğreniyoruz? Verdiğimiz soru önergelerinden veya bütçe hesaplarının diplerinde bir yerlerde rakamlar var. Oralardan çıkarıyoruz. Bunu bile gizliyorlar. Sözleşmeler bile gizli. Ya devlet yaptığı sözleşme siz efendim bir ülkeyle stratejik bir sözleşme yapmıyorsunuz ki ya, bir işi vermişsiniz ihale. Bunu gizli mi olur? Ticari gizli sır diyorlardı değil mi? Efendim? Evet, soru önergelerinde ticari sır cevabı geliyor. Tabii ticari sır diyorlar. Bunun ticari sırla falan da bilgisi yok. Devletin yaptığı yolun köprünün ticari sırrı mı olur? Nedir ticari sır? Niye sığınıyorlar? Birilerine olağanüstü avantajlar sağladılar. Bir avuç insana olağanüstü avantajlar sağladılar. O olağanüstü avantajları millet bilmesin, görmesin, duymasın diye yapıyorlar. Budur. Yani bir soygun düzeni var. Ben şunu söylerim. Eğer bu olay yargıya intikal ederse, şunu söylerim. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir soygun düzenini adalet doğrudur diye kabul etmiştir? Dünyanın hangi ülkesinde? İster en az gelişmiş ülke olsun, ister gelişmiş ülke olsun. Böyle bir soygun düzeni görülmemiştir yani. Cumhuriyet tarihinde de görülmedi. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Dünya Bankası'nın raporlarına göre bu dünyada en çok kamu ihalesi alan 5 şirketin 4'ü Türk. Yani bir tanesi de Brezilyalı. Öyle. Siz de zaten sürekli işaret ettiğiniz bu 5 şirkete. Neden bu 4 şirket? Yani Erdoğan'la söz konusu bu 5 şirket arasında bir çıkar ilişkisi mi var? Mutlaka bir soygun düzeni diyorsunuz ama bu ilişkinin karşılıklı bir çıkar ilişkisi olması lazım ki sonuç itibariyle böyle bir güzellik yapılsın. Yeri zamanı gelince onların hepsi ortaya çıkacak. Ya bu ülkede başka müteahhit mi kalmadı ya? Bizim müteahhitlerimiz dünyanın her ülkesinde büyük yatırımlara imza atıyorlar. Ama bunlara iş verilmez. Rekabet ortamı yoktur. İhale kanunu zaten iflas etmiş. İhale kanunu diye bir kanun yok. Çağırıyor Erdoğan, gelin kardeşim diyor, ihaleyi size verdim. Sonra sen ihaleyi aldın, öbür ihaleyi de size verdim. Ya Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı mıdır ya? Dünyanın hangi ülkesinde Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı oldu? O zaman kamu ihale kurumunun ne işi var? Kapatalım orayı. Şu anda fiilen kamu ihale kurumu diye bir kurum yok aslında. Kamu ihalesini yapan, dağıtan, kişiyi belirleyen, fiyatı belirleyen, indirimi belirleyen bir kişi var. Adı Erdoğan. O ne yapıyor? Soygun düzenine çanak tutuyor. Ve Türkiye açıkça söylüyorum resmen soyuluyor. Böyle bir soygun düzeni olmadı ya. Cumhuriyet tarihinde böyle bir soygun düzeni yoktur. Şimdi siz de önce güven vereceğiz dediniz ya. Evet. Halka bir güven vereceğiz. Bir güven inşası. Örneğin bazı yorumcular Nesrin Nasr bir geçen konuşmada söylüyordu örneğin. İmamoğlu seçimi seçimden önce kazandı. Kastı şu, Ali evet. Babacan'ın Halk evet. TV'de yaptığı açıklamayla birleştirerek bir şey soracağım. Seçimden önce tematik bazı konularda anlaşılmış ve kamuoyuna deklare edilmiş olması evet. gerekir ki hazırlıksız yakalanmayalım, muhalefet birlikte hareket edebilsin, temel ilkelerde uzlaşmış seçime öyle gidilsin. Bunun için de bir güven inşası, siz de onu evet. oraya işaret ettiniz. Toplu hareket edebilmek için... Şu anda görüşmeler yapıyor musunuz? Bir ikincisi, bir erken seçime, baskın seçime hazırlıksız yakalanma kaygınız var mı? O mekanizmaları nasıl işletiyorsunuz? Muhalefetin kendi içindeki görüşmeler nasıl yürüyor? Şimdi şöyle... Toplu hareket edebilecek misiniz? Çünkü tarihsel bir kırılma noktası geliyor gibi. Evet, şöyle. Bir sefer az önce söylediklerimi Millet İttifakı'nın bileşenlerin tamamı söylüyor. Onlar da rahatsızlar bundan. Doğru, genel prensip olarak temel başlıklar. Rahatsızlar zaten mi? Yani devletin göz göre göre soyulduğunu onlar da görüyorlar. Millet İttifakı'nın dışında olan iki partinin değerli genel başkanları var, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla göz göre göre bir soygun düzenini kabul etmek, efendim anlaşmalar yapılmış, biz bu anlaşmaları aynen sürdüreceğiz demek, soygunu kabullenmek demektir. Soygunu kabullenemeyiz. Oraya noktayı koyacağız. Kusura bakmayın diyeceğim. Bu millet bizi iktidara ne diye getirdi? Soygunu önleyin diye getirdi. Fakirin, fukaranın hakkını koruyun diye getirdi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyun diye getirdi. Biz onun için geldik. İki, belli konularda örneğin
güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu konularda hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var diyoruz. Neden? Bu sistem Türkiye'yi batırdı. Devleti bir kişiye teslim etmek Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına büyük darbe vurdu. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti yanlış yönetim yüzünden saygınlığına darbe yemiş bir devlettir şu anda. Efendim diyecekler ki bu çok ağır bir ifade. Kardeşim Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları ile ilgili olarak bizi dahil ettiler mi oraya? Hakkımız olduğu halde. Etmediler. Yunanistan'la konuştular. Ürdün'le konuştular. Mısır'la konuştular. Bir araya geldiler. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkımız olan yerde size hak vermiyoruz dediler. Bu saygınlığa darbe değil midir? Avrupa Birliği'nde geldiğimiz noktaya bakın. Ya biz tam iyi olacaktık Avrupa Birliği'ne. Şimdi hukuk sistemi askıya alınmış bir devlet görünümündeyiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığına darbe vuran bir olay değil midir? Efendim polisler bilmem ne yaparken fotoğraf çekmeyeceksiniz. Ya bütün dünya gülüyor ya. Ne demek ya? Fotoğraf çekmenin yani anayasanın bana tanıdığı bir hakkı kullanmayacaksın diyor. Neyle? Bir genelgeyle. Bakın anayasayı bir genelgeyle siz askıya alıyorsunuz. Ne demektir bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihsel birikimine, demokrasi birikimine vurulan en büyük darbedir. Başka? Kardeşim siz rüşvet alan kişiyi büyükelçi atadığınız andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin saygınlığı mı kalır ya? Düşünün. Rüşvet alan birisi arabasında Türk bayrağı taşıyor. Herkes ne diyecek? E işte. Hükümet işte. Bunların getirdiği büyükelçi de bu. Rüşvetle her işini yaptırabilirsin bunlara. Rüşvetle yaptırmadılar mı her işi? Yaptırdılar. Ya bana söyler misiniz? Dünyada rüşvet alan kişiden büyükelçi atayan bir ülke. Bir ülke ya. Yüzlerce ülke var. Kaç ülke var bilmiyorum dünyada. Bir ülke gösterin bana. Rüşvet alan birisini büyükelçi tayin etsin. Biz ikisini büyükelçi tayin ettik. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığına gölge vurur. Dolayısıyla biz vatandaşa şunu da söyleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip kurulan bir devlettir. Bütün mazlum ülkelere, milletlere örnek olan bir devlettir. Demokrasiyi kendi ülkesine, tek partili sistemden çok partili sisteme kendi iradesiyle getiren bir devlettir. Demokrasi konusunda bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkedir. İslam dünyasına örnek olan bir ülkedir. Biz aynı konuma Türkiye'yi yeniden getirmek zorundayız. Saygınlığını korumak zorundayız. Burada kastınız yani belli temel konularda zaten ortak görüşlere sahibiz diyorsunuz. Evet. Benim biraz daha kastım şuydu. Bir güven inşası, seçmene güven verme ve evet muhalefet yönetebilir ve blok hareket edip yönetebilir evet. Bir seçenek yaratma, psikolojik üstünlük sağlama veya yani seçim öncesi veya seçim satım haline girildiğinde ortak bir örneğin 8 parti mümkün müdür değil midir onu evet. Da sormak lazım Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nun durumunu ama örneğin 8 parti belli ilkeler manzumesiyle bir ortak deklarasyon ilan edip seçime öyle gitme gibi bir tasavvur var mı? Görüşmeler onu öyle bilmiyorum. Mi? Onu bilmiyorum. Samimi ifade edeyim. Bilmiyorum çünkü bu konu hiç görüşülmedi. Hmm. Yani biz de kendi aramızda konuşmadık. Diğer partiler konuştu mu kendi aralarında bilmiyorum. Ama şu var yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımız konusunda bir ilkeler belirleyelim diye bir düşünce var. Hmm. İlkeler. Tabii şu anda her parti çalışıyor kendi. Biz çalışıyoruz, diğer partiler çalışıyorlar. Tabii ilkeleri belirlemek için önce bir ciddi altyapı çalışması yapmak gerekiyor. Hukukçulardan oluşan bir altyapı oluşan bir ekip bu çalışmayı yaptı. Bizde de 150 sayfalık bir rapor hazırlandı. MYK'da görüşüldü. Parti meclisinde de görüşülecek. Daha sonra biz bunu 1-1,5 sayfalık bir ilkeler haline dönüştüreceğiz. O zaman biz diğer partiler, örneğin Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Partisi bir araya ondan sonra gelip
ikinci insanlar bir araya gelecekler. İlkeler konusunda kendi aralarında tartışacağız, aramızda tartışacağız diyelim. Daha sonra bunu gerekirse liderler bazında, gerekirse ikinci insanlar bazında imzaya açılır ve kamuoyuna deklar edilir. Biz siz buna kapalı değilsiniz yani. Tabii ittifak olarak geldiğimizde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ilkeleri bunlardır. Bu ilkeleri gerçekleştireceğiz diye topluma deklar edeceğiz. Bu aynı zamanda topluma güven vermek demektir. Yani geçmişin parçalanmış yapısından tamamen arınan, geleceğe ortak ilkeler konusunda anlaşma yapmış ve geleceğe güvenle bakan bir yapıyı inşa etmede çalışacağız. Yani kararlıyız inşa etmeden. Şimdi geçenlerde Sayın Akşener bir demeci yansıdı medyaya. Orada Deva ve geleceğinde Millet İttifakı ile işbirliği yapacağına ilişkin bir izlenimini paylaştı. Evet. Ufukta giderek bunun daha güçlendiğine ilişkin. Şimdi bir yandan da çok sıcak bir gündem başlığı olarak HDP eş genel başkanı Profesör Doktor Mithat Sancar'ın evet. Biz Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı ile görüşebiliriz. Yani o seçime ilişkin, onun seçim sürecine, oradaki adaya ilişkin ama Millet İttifakı içerisinde çok organik bir şekilde yer alma talebimiz yok mealinde evet. bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz iktidar epey bir süredir ya da iktidara yakın medya ya da ona ilişkin kalem oynatanlar HDP'yi kriminalize suçlulaştırarak onun üzerinden bir Millet İttifakı'na mümkün mertebe yüklenme şeklinde bir strateji belirliyordu. Mithat Sancar'ın bu açıklaması bu stratejiyi etkiler mi? Sizce ittifakın genişlemesine ilişkin ne gibi ipuçları barındırıyor bu sözler? Şimdi ittifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil. Yani onu belli bir zaman dilimi içinde düşünmek gerekiyor. Şu anda zaten yerel seçimlerde biliyorsun bir ittifak yoktu ama doğrudan doğruya bir ittifak oluştu. Liderler geldi, oturduk, konuştuk vesaire. Belli konularda anlaştık. Önümüzdeki süreç içinde normal seçimler yani milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçimleri süresi içinde veya o süreçte yine oturur konuşuruz. Şimdi ittifakın içinde kimler olur kimler olmaz bugünden bir şey söylemek doğru değildir. Ama şöyle bir gözlemim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak baktığımda şöyle bir gözlemim var. Belli şeyleri adeta belli bir zaman dilimi içinde ortaklaştırdık. Söylemler dahil. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi buna benzer ortaklaştırdığımız söylemler var. Ama bu ortaklaştırdığımız söylemleri bir araya gelerek ortaklaştırmadık aslında. Onlar kendi içinde tartıştılar. Biz kendi içimizde tartıştık ve her bir parti kendi söylemini geliştirdi. Ama bir baktık ki aslında sözcükler farklı bile olsa, kelimeler farklı bile olsa aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyleri dillendiriyoruz diye. Bu güzel bir şey bu. İleride uzlaşma kültürünü güçlendirmesi ve uzlaşma potansiyelini yükseltmesi açısından son derece güzel. HDP tabii bizim ittifakın içinde değildi. HDP önümüzdeki süreç içinde nasıl bir pozisyon alır onu bilmiyorum. Ama Sayın Sancar'ın sizin az önce ifade ettiğiniz konuşmasını ben de medyadan okudum. Millet İttifakı içinde değiliz. Öyle bir şeyimiz de yok, düşüncemiz de yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde hani oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir diye. O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor. HDP'yi bir anlamda Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor. O kadar ki seçimlerde kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT'ye çıkardılar. Düşünebiliyor musun? Devletin televizyonuna yine devletin kırmızı bültenle aradığı kişiyi çıkardılar. Buna benzer pek çok çabalar harcadılar. Ama ben samimi düşüncemi söylüyorum. Bu milletin ferasetine gerçekten güveniyorum. Yemediler bunu. Bunun oy için yapıldığını gördüler. Dolayısıyla halkı kendi ayak oyunlarıyla kandırabileceklerini sanıyorlar. Halk bunları yemez artık.
Öyle ayak oyunları falan filan yemez. Seçimler gelince oturulur hep beraber, konuşulur, tartışılır, düşünülür ve bir yol haritası belirlenir. Yol haritası demişken hemen oradan devam edelim. Aslında siz 7 günlük bir ilk icraat planınızı açıkladınız, evet, değil mi? Orada benim dikkatimi çeken az önce saydığınız bazı mali meseleler vardı. Evet. Ama iki şey çok dikkatimi çekti. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'ne, evet, hemen dönülecek, evet, diyordunuz. İkincisi de Süleyman Şah Türbesi hemen yerine konulacak diyordunuz. Evet, şimdi türbe yerine götürülecek. Evet, Türkiye'nin çok fazla problemi var. Evet. Ve buna karar verirken Süleyman Şah'ı o listede baş sıralara koymanız, ilk haftaya koymanız mesela nasıl bir şey, nasıl yaptınız bunu? Yani bir sembolik anlamı mı var Süleyman Şah'ın? Elbette. Niye o listede ilk haftada yer, evet, aldı? Sembolik olmanın dışında ya kendi toprağını terör örgütüne veren devlet olur mu? Bu bir yüz karasıdır. Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağı mı? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprağı. Anıtkabir'e oradan toprak geldi mi? Bakın, Anıtkabir'e oradan toprak geldi. Kıbrıs'tan toprak geldi. Ya sen kendi toprağını terk ediyorsun. Bayrağını indiriyorsun. Türbeyi kaçırıyorsun. Bu devlet kendi toprağını terk eden, terör örgütüne teslim olup toprağını terk eden bir devlet görüntüsü asla vermemelidir. Bizim gücümüz var, güçlüyüz. Kim engelleyecek bizi? Kendi toprağıma Süleyman Şah Türbesi'ni götürüyorum, bayrağımı dikiyorum. Bu toprak kimin? Benim. Bayrağı dikme hakkı kimin? Benim. Birleşmiş Milletler bir şey söyler mi? Hayır. Başka bir ülke söyler mi? Hayır. Kim itiraz eder buna? Terör örgütü. Ya terör örgütü karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti durmayacaksa, mücadele etmeyecekse kimin için mücadele edecek? Kesinlikle. O bayrak oraya gidecek, o türbe oraya gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi toprağına yeniden sahip olacak. Ve bu iktidara geldiğinizin ilk haftası. İlk yapacak. Haftasında, evet, ilk konuşacağız tabii. Yani bütün aktörlerle konuşacağız. Bir de bir tanzim süreci başlatacaksınız zannediyorum, değil mi? Yani kaybedilen hakları telafi evet, süreci. Evet, bakın öğrenciyken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan fakir ailelerin çocukları var. Evet. Bunları aldılar. Üniversiteyi bitirdiler. İş yok, çalışmıyorlar. İcra dairesinden geliyor yazı. Efendim diyor, borcunu ödeyeceksin. İş verdin mi? Yok, vermedi. Borcunu ödemiyorsan babanın mal varlığına tedbir koyacağım, haciz koyacağım diyor. Ya böyle devlet mi olur? Bu hükümet nasıl bir hükümet? Bu hükümetin yatacak yeri bile yoktur. Sen eğer para istiyorsan önce ona iş bulacaksın. İş bul, ondan sonra parayı al. Biz ne diyoruz? Bir sefer faiz uyguluyorlar, o faizleri sileceğiz. İş bulunduktan sonra ancak kredi borcunu ödeyecek. Ha, bu arada ödeyenler var. O ödeyenlerin de borçlarını, daha doğrusu parasını faiziyle beraber iade edeceğiz. Hiç haksızlık yapmayacağız. O telafi imkanını sağlayacağız herkese. Böyle. İktidar olduktan sonra bahis bundan açılınca şöyle bir endişe dillendiriliyor. Şimdi 20 yıldır tek parti iktidarı yaşıyoruz ve bu süreçte siz de sürekli vurgu yapıyorsunuz. Liyakata önem vermeyen atamalar olduğu söyleniyor. Şimdi ortada 20 yılın sonunda aslında bürokraside söz konusu iktidar partisine son derece bağlı bir bürokrasiyle karşılaşacaksınız. İktidar olduktan sonra böyle bir bürokrasinin engel olacağını düşünüyor musunuz size? Saray bürokrasisi dışında diğer bürokraside bir sorun yok. Sarayda oturan bir bürokrasi var. O bürokrasiyle devletin omurgasını oluşturan bürokrasi arasında fark var. Buradaki bürokrasi tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Örneğin dışişleri bürokrasi. Tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Kimin Dışişleri Bakanı olduğu bile belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Devletin kadrolarını, liyakatli kadroları var, yetkin kadroları var, yurt dışında eğitim almış, doktora yapmış, master yapmış kadroları var ve bu kadrolar bekliyorlar. Görev bekliyorlar. Bunlara kimse görev vermiyor. Niçin? Yandaş değilsin. Öyle değil. Devletin dinamik konusunu bilen, işin ehli,
kişileri, bürokratları göreve getireceksin. Bunları getirirken de efendim yok sen sağcıydın, sen solcuydun, sen ortacıydın, sen Kürtçüydün, sen Türkçüydün. Böyle bir ayrım yapmayacağız. Kişi eğer uzmanı varsa gel kardeşim sen görevini yap. Ben öyle yetiştim. Devlette ben öyle yetiştim. Sınavla girdim, objektif sınavlarla girdim ve biz onu da söyleyeyim bakın. Hesap uzmanlığı sınavını kazanmak çok zordu. Kazandık. Ve biz sınavı kazandıktan sonra şu gerçeği gördük. Ya bu sınavlarda torpil yapılmıyor. İki, bu sınavlarda bir şey daha yapılıyor. Onu da ileriki yıllarda onun tanığı oldum. Giderdik sınav öncesi. Fakülteleri gezerdik. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ankara İktisat Ticari İlimler, İstanbul'da İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Hocalarla görüşürdük. Derdik ki sizin son sınıfta okuyup da en başarılı öğrencilerin listesini verin bize. Gider o öğrencileri bulurduk. Gelip bizim sınava girer misin diye. Biz bunu yapardık ama maliye müfettişleri de aynısını yaparlardı. O sınava değil bizim sınava girin derlerdi. Devlet Planlama Teşkilatı da aynı şekilde. Onlar da derlerdi. Gelin bizim sınava girin derlerdi. Yani biz yetişmiş nitelikli elemanı aramızda kapışırdık, vermezdik. Oraya gitmesin bize gelsin diye. Ya devlette bakın planlama kapatıldı. Teftiş kurulu kapatıldı, hesap uzmanları kapatıldı. Bunlar, bu üç kurum devletin akademisi gibiydi. Her görüşten insan vardı burada ama nitelikli insanlardı bunlar. Ve bunlar gerçekten de iktidar değiştiğinde bunların içinden kendisine yakın insanları göreve getirdi. Veya hiç yakın olmayan insanları göreve getirdi. Şimdi bunların tamamı yok oldu. Nerede? Bürokrasinin besini dahi bilmeyen insanlar getirildi, bir yerlere oturtuldu. Ne oldu? Savurganlık oldu. Ne oldu? Yolsuzluklar oldu. Onları oturduğunuz yerden kaldıracaksınız o zaman. Efendim? Onları oturdukları yerden kaldıracaksınız o zaman. Böyle bir anlayalım. Zaten onlar kendiliğinden giderler. Ama öbür taraftaki, kaldırmaya bile gerek yok. Öbür taraftaki bakın, bürokrasiye dokunmayacaksınız. Hayır hayır, onlara görevler verilecek. Yani onlar çünkü bakın devletin hafızasını bürokrasi tutar. Devletin hafızası bürokrasidedir. Siyaset kurumunda değil. Çünkü siyaset kurumu devleti geçici olarak yönetir. 5 yıl gelir, iktidar olur, bir daha seçilmese gider ama o bürokrasi kalır orada. Dolayısıyla bürokrasi dünyanın bütün ülkelerinde vardır ve hafızayı bürokratlar tutarlar. Kanun tekliflerini, kanun tasarılarının iç çalışmalarını bürokratlar yaparlar. Dolayısıyla şimdi yeni şey çıktı, neydi bu yeni başkanlık sistemi, yani tek kişilik hükümet Sayın Mehmet Uçum'un açıklamasına göre veya onun tanımına göre tek kişilik hükümet efendim diyor ki bundan sonra kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlayacak. Milletvekili nasıl kanun hazırlayacak? Diyelim ki mühendis bir milletvekilimiz var. Nereden bilecek vergi kanunu? Esnaf bir milletvekilimiz var. Nereden bilecek dışişlerindeki olayları? Bürokrasi bunları hazırlar, siyasi iktidar talimat verir, bürokrasi bir araya gelir, diğer yasalarla olan ilişkilerine bakar, teklifi taslağı hazırladıktan sonra siyasi otoriteye sunar, siyasi otorite alır onu. Bir de eskiden başbakandı, kanun kararlar genel müdürlüğü vardı. Hazırlandıktan sonra oraya gider, orada yeniden sıfırdan bir gözden geçirilir. Aksaklıklar varsa tekrar dönülür. Tüm mevzuata uyumuna bakılır. Arkasından bakanlar kuruluna sunulur. Arkasından da parlamentoya gelir bu. Ve parlamentoda bakan bunu savunur. Şimdi kanun teklifini veren kişinin kanundan haberi yok. Çünkü birisi yazıp eline vermiş. Çek kanunu. Çek kanunu. Tabii. Evet. Çek kanunu. Ya bu yanlıştır dendi. Hayır, neden? Saraydan talimat gelmiş. Noktasına bile dokunmayacaksınız diye. Sonra ne yaptılar çek kanunu? Kanunu genelgeyle düzelttiler. Ya böyle devlet olur mu ya? Allah aşkına. Bu düzelten nasıl bir hükümet? Teklif sundular. Bu nasıl sana bir hükümet? Her gün bir şey düzeltiliyor zaten ama ben Ozan'ın sorusundan devam etmek istiyorum. Az önce dediniz ki ocu bucu biz evet, buna bakmayacağız. Evet. Tabii ki AK Parti başka, AK Parti seçmeni başka. Evet. İktidar olduğunuzda siz onların da cumhurbaşkanı evet, olacaksınız ya da evet, başbakan olacaksınız. Şöyle bir kaygı pompalandı ya hep. İşte belediyeleri onlara verirseniz yardımlar kesilir. Evet. Şimdi böyle olmadığı anlaşıldı. Evet. Başka rahatlatmanız gereken kimseler var mı acaba? Mesela
İşte ben CHP iktidara gelirse başörtüm benim sıkıntı yaratacak mı? Ya da mütedeyyin kesimlerin kafalarındaki sıkıntılar, onlar da rahat olsun mu? Ne diyeceksiniz? Herkes onlara rahat olsun. Herkes rahat. Çünkü bizim ittifakımızda Cumhuriyet Halk Partisi toplumda yaşayan herkesin güvencesidir. Artı bu güvencenin yanında Temel Bey de olacak. Bu güvencenin yanında efendim İyi Parti de olacak. Meral de olacak. Bu güvencenin yanında Demokrat Parti olacak. Eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak. Efendim Sayın Davutoğlu olacak. Dolayısıyla ne başörtüsü Allah aşkına? Tamamen aman ha, sakın bunlara oy vermeyin, gelirse bunlar olacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Türkiye rahatlayacak. Emin olun. Bayramı bayram gibi kutlayacak. Şimdi buyurun, bayram gibi kutlanıyor mu bu bayram? Evlerde yas var, evlerde perişanlık var, evlerde açlık var. Ya bütün koronada ölenleri bile gizliyorlar. Kaç kişinin öldüğünü bile açıklamıyorlar. Bir sürü sorun var, biliyorum. Ama bu sorunları aşabiliriz. Aşılmayacak sorun yok İpek Hanım. Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Hepsini aşarız. Neyi aşarız? Devlet aklı dediğimiz bir akıl var. Devlet aklı demek aslında tabanlı bürokrasinin oluşturduğu, siyaset kurumunun temel ilkeleri belirleyip talimat verdiği ve o talimat üzerine de işlemlerin yapıldığı bir devlettir. Yani devlet aklı dediğiniz budur. Bir karar alırken bir kişi oturup karar almaz. Oturup danışır. Buna istişare diyoruz zaten. Oturup danışacaksınız yani. Dışlarından veya iç işlerinden veya işte bilmem atamalarda, şurada burada bir karar alırsanız o karar yetkin olan insanlara bir şekilde danışacaksınız. Bir şekilde oturup konuşacaksınız. Affedersiniz, kestim. Bakın, buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. Rahmetli Ecevit iki temel şeye imza attı aslında. Bir, KPSS'dir. Dedi ki torpil olmasın, KPSS'de kim kazanıyorsa gelsin devlete. Geldiler, bozamadılar. Şimdi yeni bir karar almışlar. Saraydan mı olacak? Ne öyle bir şey almışlar, bir karar almışlar. İkincisi Ekonomik Sosyal Konsey'dir. Onu da bir kararnameyle kurdu. Dedi ki toplumun değişik kesimlerini dinleyeceksiniz, sorunları saptayacaksınız, sonra çözüm üreteceksiniz. Sorunu bilmeden çözüm üretiyorsun. Sorunu tanığı bile değilsin. Akılda kalıcı olsun diye şunu söyleyeyim. Pandemi döneminin daha başlangıcında oturdular, karar aldılar. Vatandaş çok sevinsin dediler. Efendim uçak biletlerindeki KDV'yi 18'den 1'e indirdik. İkinci bir karar aldılar. Uçakla seyahat yasak. Akla bakın Allah aşkına. Nedir? Devlet aklını sıfırladılar bunlar. Orada aklı başında birisi olsa şunu söyler. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bunu söylüyorsunuz da millet bizimle alay edecek. 18'den 1'e indirdik ama uçakla seyahat yasak. Biz bu kararı da aldık. Üstelik aynı söylem içinde bütün bunların tamamı. Yani çelişkiye bakın. Derin bir çelişki var. Neden? Yönetemiyorlar. Bütün kararlar bir kişiye bağladığında yönetilmiyor zaten. Başka bir örnek vereyim. Bakın bu da çok acıdır. Akdeniz'de bizim bir gemimiz arandı hatırlarsanız. Evet. Libya'ya silah götürüyor mu götürmüyor mu diye aranacaktı. Roma Büyükelçiliğine aramayla ilgili dediler arayacağız diye. 4 saat kimse Erdoğan'a ulaşamadı Türkiye'de. Ve 4 saat beklediler. Kardeşim ya artık arayacağız. Ya bir saat daha bana izin verin dedi. Büyükelçi. Bir saat daha izin verin. O da olmadı. Ve indiler, gemiyi aradılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir gemi Akdeniz'de aranacak. Arama ile ilgili karar veriliyor. Ama Roma Büyükelçisi dahil, Dışişleri Bakanı dahil kimse 4 saatte, 5 saatte Erdoğan'a ulaşamıyor. Yarın savaş olsa ne olacak? Böyle bir hükümet olur mu? Bu nasıl bir hükümet? Çağ dışı bir anlayış bu. Çağ dışı. Neden çağ dışı diyorum? Benim bildiğim kadarıyla insanlığın varlığından beri istişare dediğiniz bir kavram vardır. İnsanlığın varlığından beri.
Ya aile varsa en azından oturup bir konuşursunuz ya. Daire alırken konuşursunuz. Çocuğu ayakkabı alırken bile çocuğa sorarsınız. Oğlum bu veya kızım bu ayakkabıyı beğendin mi diye. Bunların tamamı yok oldu. Her şey bir kişiye bağlandı ve o kişi Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Toplum bunu görüyor. Görmenin ötesinde artık toplum bunu yaşıyor. Maalesef bu noktadayız. Şimdi reklama çok az bir vaktimiz kaldı. Ben biraz şuraya doğru gitmek isterim. Siyasete artık böyle somut bir şekilde. O da evet. Şu. Son anketler yaptırıyor musunuz? Şimdi bir özgüvenle konuşuyorsunuz. Bütün muhalefet partileri de öyle konuşuyor. Evet. Mesela bu oylara nasıl yansıyor? Bir anket yaptırıyor musunuz? İkincisi, biz yaptırmıyoruz bir anket ama anketler yapılıyor. Biz de gazetelerden okuyoruz. Para ödemiyorsunuz evet. Bir biçimde görünüyor yani. Şöyle bazı anket firmalarına şey ödüyoruz. Belli bir aylık ödüyoruz. Onlar yaptıkları araştırmaları bize gönderiyorlar. Ama bizim talebimiz üzerine değil. Zaten onlar aylık araştırma zaten yapıyorlar. Anladım. Şimdi gazeteye abone olur gibi... Evet, öyle bir sistem var. Siz de onun içindesiniz, anlıyorum. Evet. Şimdi önümüzdeki süreç, işte bir az önce genel prensipler dairesinde bir şeyi konuştuk. Konu başlıklarını belirleyip halka güven veren bir muhalefet inşası şimdiden. Peki sizin kafanızdaki model nedir? Yine bir çatı aday modeli midir Cumhurbaşkanı olarak? Yoksa parti genel başkanları olabilir mi? Ve bu bağlamda mesela siz adaylı tekrar sormuş olayım. Her röportajda soruluyor belki ama siz de düşünür müsünüz? Şöyle, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı şöyle karşılaştıralım. Cumhur İttifakı otoriter yapıyı savunan, destekleyen ve fiilen uygulayan bir yapı. Dolayısıyla orada hiçbir tartışma yok. Tartışma olamaz da zaten. Çünkü sistemin, yarattıkları sistemin doğasına aykırı. O kadar aykırı ki Bahçeli bile... Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır bizim Cumhurbaşkanı adayımız diyor. Aksi bir şey söyleyemez zaten. Mümkün değil. Otoriter, demokrasiden uzak, sert kalıpları içine yerleştirilmiş bir sistem. Hı hı. Peki Millet İttifakı nedir? Millet İttifakı'nda demokrasi vardır. Yani Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse oturulur, konuşulur, tartışılır. Kendi aramızda her parti ayrı ayrı aday mı çıkaracak, tek aday mı çıkacak, nasıl çıkacak? Bunlar konuşulur. Ha bu süreçte bunlar konuşuluyor mu? Hayır, konuşulmuyor ama gazetelerde sizler yazıyorsunuz, izliyorsunuz, sorular soruyorsunuz, liderler bir şekliyle cevap veriyorlar. Tabii bu ittifakın kendi belirleyeceği, özgür iradesiyle belirleyeceği bir süreç olmak zorundadır. Ama erken seçim... Talep eden bir ittifakın bunu konuşmaya başlaması gerekmiyor muydu? Şöyle ifade edeyim. Biz zaten her an seçime hazırız. Seçim olsa da olmasa da. Hı hı. Biz bütün kadrolarımızla zaten çalışıyoruz. Hakkari'den tutun Edirne'ye kadar, Ardahan, Kars'tan tutun İzmir'e kadar... Türkiye coğrafyasında zaten çalışıyoruz. Seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Bir de arkadaşlarıma şunu söyledim. Sadece sorunları dile getirmeyin. Çünkü zaten o sorunu yaşıyor. Onun sorununu nasıl çözeceğimizi de anlatın. Dolayısıyla hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim yerel seçimlerde de diyorlardı ya, az önce siz söylediniz. Sakın ha CHP'ye oy vermeyin, gelir bütün yardımlar kesilecek diye. Sosyal destekler kesilecek. Hiç kesilmedi, tam tersine yardımlar arttı. Burada da öyle bir algı. Aha, sakın ha CHP'ye oy vermeyin, işte enflasyon şöyle olur böyle olur falan filan diye. O nedenle çözümleri de vereceksiniz. Güvenle vereceksiniz. İnanmadığınız bir şeyi anlatmayacaksınız diye. İpek Hanım, bizim siyasette geliştirdiğimiz bir tavır var. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapmak. Örneğin hiç kimse, hiçbir siyasi parti bugüne kadar apartman görevlilerin sorunlarını dile getirmedi. Ama biz getirdik. Toplantılar yaptık. 1 milyona yakın apartman görevlisi var. Bunların yaşadığı sorunlar var. Şimdi biz apartman görevlilerinin sorunlarını dile getirince bütün apartman görevlileri hangi partiden olursa olsun bizi dinliyor. Taşeron işçilerle başladık biz buna. Taşeron işçileri hiç kimse ağzına bile almıyordu. Sendikalar dahil. Biz taşeron işçilere kadro vereceğimizi, taşeron işçiliğin içinde bulunduğu pozisyonu, çağdaş kölelik olduğunu, insanların bütün haklarının elinden alındığını, asgari ücrete mahkum edildiğini, hiçbir iş güvencelerinin olmadığını defalarca söyledik. Önce bunlara dernek kurdurduk, biliyor musunuz?
dernek kurdurduk. Sonra bir araya getirdik. Sonra güç oldular. Biz bunların parlamentoda sesi olduk ve mecbur oldular kadro vermeye. Hala 40-50 bin civarında taşeronçisi var kadro almayan. Onlara da kadro vereceğiz. Emekliler iki maaş ikramiye mi? Aklılarına bile gelmezdi. Yaptık. O da bir sosyal sınıf. Sosyal kimliği var. Emekliler diyoruz. E bunların da rahat yaşamaya hakları pandemi var. Pandemi cezalarını silecekler mi diyor. O kadar efendim? Çok... Pandemi cezalarını silecekler. Pandemi cezası diye bir ceza olmayacak. Tamamını sileceğiz. Artı ödeyenleri de iade edeceğiz. Peki nereden çıkardık bunu? Aslında ben tanzim süreci derken ondan bahsetmiştim. Evet, Kayseri'de 16 yaşındaki kız, efendim kuralına uygun takmadın diye bir esnafın kızı, takmadın diye dünyanın cezası kesildi buna. Evet. Kendileri yapıyor lebalep kongreler, maske falan hak getire, hiçbir ceza yok. Son bir dakikamız efendim. Devlete çifte standart uyguluyorlar. Hı. Kendi yandaşları için farklı bir devlet anlayışı var. Vatandaş için farklı bir devlet anlayışı var. Şöyle sorumun o kısmında biraz ısrar etmek istiyorum. Sayın Akşener'e bir röportajda sorduğumda aday olmayı düşünüyor musunuz? Onur diyorum. Cumhurbaşkanlığı onur verici bir makamdır. Evet. Onur diyorum. Fakat nihayetinde işte ittifakın kendisi karar verecektir. Sizin oradaki pozisyonunuz nedir? Sizin de mesela Cumhurbaşkanlığı niyetiniz var mı yok mu? Efendim Millet İttifakı ile bir karar alırsa elbette yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hepimizin onur duyacağı bir yer. Temel kararların alınacağı bir yer. Altı Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme güvenle götürecek bir yer. Seçilecek kişinin o güveni vermesi lazım. Sadece kendisi için ve partisi için değil, ittifakı oluşturan diğer partilere de aynı güveni vermesi lazım. Geldim oturdum, oh ne kadar güzel, ben artık vazgeçtim. Olmaz. Belli bir takvim, evet diyecek. Biz bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Bütün bu sorunlar kısa süre içinde çözülecek, altyapısı oluşturulacak. Ve ittifakı oluşturan, altını özenle çizeyim, ittifakı oluşturan bütün aktörler de bu sürecin içinde olacak. Öyle ben kazandım, 3 kişi 5 kişi kazandı, diğerleri kazanmadı değil. Milletvekili çıkarsın veya çıkarmasın, milletvekili olsun veya olmasın, bu ittifak sürecinin içinde olacak ve karar süreci içinde olacak. Yetkili yerde olacak. Az önce ne dedim? Temel Bey. Temel Bey de orada yetkili bir konumda olacak. Dolayısıyla hani efendim benim başörtüme soru gelir mi? Bir sorun çıkar mı? Temel Bey'i görecek orada. Sorun çıkmayacağını orada görecek. Bunların hepsini düşünüyoruz. Hepsi olacak. Aslında burası çok şey... bir ilk kez demeyeyim de yani evet. Çok somut şeyler söylüyorsunuz. Belki buradan devam ederiz ama daha Sedat Peker meselemiz var. Yani çok sayıda daha renkli bir mesele diyorsunuz. O da çok enteresan ama sabaha kadar vaktimiz var değil mi? Nasıl? Yok hayır sabaha kadar olmaz. 2 saatlik bir sözleri var Sayın Genel Başkan'ın. Saat başında tekrar birlikteyiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla özel söyleşimiz devam ediyor. Gökmen Karadağ, İpek Özbey ve Ozan Gündoğdu'yla birlikte soruyoruz. Kaldığımız nokta şuydu, seçmene muhalefet bloku, iktidara hazır mesajını nasıl vereceksiniz? Muhalefet demeyelim ona. Ne diyelim? Millet İttifakı diyelim. Ha tamam, Millet İttifakı. Kendimizi yani muhalefet olarak görmüyoruz aslında. İktidara hazır bir ittifak olarak görüyoruz. Bu kadar iddialısınız evet, artık. Evet. Ama çok ilginç bir noktada bıraktık. Şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz evet. Ki Temel Karamollaoğlu da bir yönetim kadrosunda olacak. Meral Akşener de yönetim kadrosunda olacak. Gültekin Bey de olacak. Gültekin Bey de yani bileşenlerin tamamı evet, yönetim kadrosunda olacak. O zaman şöyle bir modelleme mi yaptınız? İşte Cumhurbaşkanlığında hanginizin üzerinde mutabık kalınırsa onun Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, Millet İttifakı'nın bileşenleri veya parlamento başkanı evet. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden evet, olacak. Evet. Dolayısıyla seçime böyle bir deklarasyonla mı gideceksiniz? Seçime bu anlayışla gitmek zorundayız. Bu anlayışla gitmek zorundayız. Cumhuriyetin kuruluşunda hangi felsefe ve anlayış varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi anlayış ve felsefeyle kurulduysa, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başında da aynı felsefeyi ortaya koyacağız. Dolayısıyla hiçbir yurttaşın kendisini görmemesi mümkün değil. Bu ülkenin kendisini ilerici sayan, solcu sayan, milliyetçi sayan, muhafazakar sayan her insanı görecek orada kendisini.
Neyi görecek orada? Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü görecek. Neyi görecek? Türkiye'nin huzurunu görecek orada. Neyi görecek? Kısır siyasetten arınmış, Türkiye'yi düşünen, insanlığı düşünen, Türkiye'yi büyütmeye çalışan kadroları görecek, anlayışı görecek orada. Millet İttifakı'nın ruhunda yatan zaten budur. Eğer siz bu ruhu yaratamazsanız iktidara talip olmanızın bir anlamı yoktur zaten. O nedenle biz tek başımıza, diyelim ki CHP tek başına 400 milletvekili çıkardı. Yine olmaz. O ittifakın orada olması lazım. Yani biz bakın bu kadar iddialı söylüyorum. O ittifakı, çünkü ittifak yeni bir anlayış, yeni bir siyaset anlayışını aslında Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Birlikte, beraber Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen, insanların çıkarlarını önceleyen, yolsuzluğa izin vermeyen, haksızlığa izin vermeyen, adaletsizliğe izin vermeyen, kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayan bir anlayışı egemen kılmak istiyoruz. Ya işin özünde yatan budur. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Siz seçime giderken, yani Türkiye seçime giderken tıpkı bu açıkladığınız bir haftalık plan gibi. Evet. Bizim önümüze işte Cumhurbaşkanı kim olacak, yardımcıları kim olacak, parlamento başkanı kim olacak, Temel Bey ne olacak, Meral Hanım ne olacak, Kemal Bey ne olacak? Biz bunları bilerek mi gideceğiz seçime? Öyle olması lazım. Yani ittifakı oluşturan bileşenlerin bir araya gelip oturup konuşmamız lazım. Samimi olarak konuşmamız lazım. Çünkü burada bir partinin çıkarı söz konusu değil. Bir kişinin çıkarı da söz konusu değil. Bütün mesele Türkiye'nin çıkarıdır. Öyle bir açmazın içine Türkiye sokuldu ki, yolsuzluk deseniz gırla, israf deseniz gırla, haksızlık, adaletsizlik deseniz gırla. Yani son derece ağır koşulların altında olan bir Türkiye, düşünün, ekonomik olarak, sosyal yaşam olarak, uyuşturucudan tutun, haksızlıklara kadar, kadın cinayetlerine kadar, istismarlara kadar, bütün bunların yaşandığı bir Türkiye'den, bütün bunları aşan bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Asıl hedef bu olmak zorunda. Bunu yaparsanız zaten ya da yapmayı taahhüt ederseniz zaten Millet İttifakı'nın ruhunu oluşturmuş olursunuz. Millet İttifakı'nın ruhu budur zaten. O zaman bu ruhtan hareket ediyoruz. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Artık dışarıdan bir başka aday arayışı yok Millet İttifakı'nın. Bileşenlerden birinin lideri, Cumhurbaşkanı, öteki yardımcıları, işte parlamento başkanı. Bakın bu konularda kesin konuşursam ben ittifak adına konuşan bir kişi değilim. Kesin konuşursam diğer ittifak üyeleri derken niye kesin konuştun kardeşim? Biz eşitler arasında bir ittifak oluşturduk. Ve eşitler arasında oluşturduğumuz bir ittifakla Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunları aşmak istiyoruz. Hukuk içinde, demokrasi içinde aşmak istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Sözü dinlenen bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek istiyoruz. Ya Türkiye eskiden Arap dünyası bizim sözümüzü dinlerdi. Biz Arap dünyasının sözünü dinlerdik. Onların iç işlerine karışmazdık. Şimdi sözü dinlenmeyen bir Türkiye var. Ağrımıza giden bu. Türkiye bütün o 100 yıllık birikimini heder etti. Ya bu olacak şey değil. Bunları yeniden kazanmak zorundayız. Burada eğer buradan devam edeceğimiz sorunuz yoksa en azından benim yani bitti. Benim var. Sedat Peker meselesine geçebiliriz Gökmen'le. Senin var mı Gökmen? Benim var ama bence de konuyu değiştirelim. Süre kalırsa ilave olarak politik gündemle ilgili sorarız. Çünkü bu da çok yakıcı bir konu. Evet. Nihayetinde susurluktan daha beter bir durum ortaya çıktığına ilişkin. Hakikaten de bu konudaki kariyeri ve geçmişi kamuoyunda güven tesis etmiş isimlerin yorumları var. Dolayısıyla böyle bir süreçte video ve kamuoyunun kafası karışık, ne oluyor? Neyin kavgası bu? Ne işbirliği vardı şimdi, ne bozuldu? Bu neyin hesaplaşması tarzında ve bu konuda yaptığımız yayınlar da, ki çok fazla medya yapamıyor bu yayınları, bu kanal gibi özgür birkaç kanal yapabiliyor, büyük ilgi görüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu süreçte İçişleri Bakanı'nın
Bu süreçle ilgili yanıtlaması gereken soruları bir kenara bırakıp açıklamasında muhalefeti hedef aldığını gördük. Hı hı. Tabii ya siz bunları konuşuyorsunuz çünkü Kılıçdaroğlu gibi abiniz var, Akşener gibi ablanız var, Davutoğlu gibi hocanız var, bir gün Cumhuriyet Sözcü gibi yayın organlarınız var diyerek bir anda muhalefete yönelik bir saldırıya dönüştürdü, eleştiriye dönüştürdü. Nasıl değerlendirdiniz bu yaklaşımı? Aklı başında olan insan şu soruyu sorar. Niçin? Sen İçişleri Bakanı değil misin? Bakansın. Bu sorulara asıl senin muhatap olman gerekir mi? Muhatap olman gerekir. Vatandaşın dikkatini başka bir yere çekmek, muhalefeti suçlamak her zaman olduğu gibi. Öyle bir algı yaratabilir miyiz? Yine muhalefeti suçlayabilir miyiz? Kılıçdaroğlu bütün bunların sorumlusu olabilir mi? Kılıçdaroğlu sanki devleti yönetiyor, beyefendiler de muhalefetteler. Ya, akıl alacak şey değil. Bakın, bütün bu tartışmaların dışında size bir şeyler anlatacağım. Benim bildiğim, sizin bildiğiniz bir şeyleri alt alta sıralayayım. Türkiye neden bu hale geldi? Hep beraber oturup bir düşünelim. Bizi dinleyen vatandaşlar da düşünsünler. Az önce söyledim. Bir devlet rüşvet alan kişiyi büyükelçi atarsa mafya ne yapar? Bu soruyu herkes düşünsün. İki, Man Adası'ndan yani vergi cennetlerinde paralarınız var. Ve bu Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye'ye geldi. Değil mi? Bir kuruş vergi ödemediler. Bir kuruş. Ama esnaf ödüyor. Çiftçi ödüyor. Emekli ödüyor. Asgari ücretli ödüyor. Peki bir devleti yöneten aile, aile şirketi diyor, bir devleti yöneten aile vergi cennetlerinde para tutar ve o parayı Türkiye'ye transfer ederse vergi ödememek için mafya ne yapar? Bunu da vatandaşların hafızaların bir yerinde tutsunlar. Devleti soyan bir ticaret bakanı. Üstelik bakan olmadan önce devlet başkanının, devletin başında olan kişinin eşinin adının kullanıldığını da resmi belgelere aktarılan bir ortamda siz bu kişiyi getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Ve bakan açıkça devleti soyuyor. Mafya ne yapar? Yine devam ediyorum. Bir kişiyi düşünün. Devletin en tepesinde ve Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Temsil ettiği makamda oturan kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. Mal varlığını araştırırız diyorlar. Bak kızdırmayın bizi. Mal varlığımı araştırmayın diyemiyor. Araştırmazsanız namertsiniz diyemiyor. Tehdide boyun eğiyor. Peki mafya ne yapacak o zaman? Yine Hazine ve Maliye Bakanı. 128 milyar doları yok eden adam. Görevinden ayrılırken bir tweet atıyor. At izi it izine karıştı diye. At izinin it izine karıştığı bir ülkede mafya ne yapar? Bunu da vatandaşlarımız hafızaların bir yerinde tutsunlar. Ne demek at izi it izine karıştı? Yani devlet, devlet olmaktan çıktı, hükümet, hükümet olmaktan çıktı. Türkçe tercümesi budur. Yani ülkede bazı boşluklar, hukuki boşluklar, etik boşluklar oluştuğu zaman zaten mafyanın ortaya çıkması kaçınılmazdır mı diyorsunuz? Evet, ben de onu anlatıyorum. Bakın bütün bunlar aslında mafyanın da at koşturabileceği bir ülke yaratıyorsunuz siz. Mafya lideri ne diyecek? Kardeşim rüşvet alanı büyükelçi yaptı. Ne olmuş yani? Ben de kokain satıyorum. O da yasak, bu da yasak. Ama sen kanunu da tanımıyorsun, ben de bunu tanımıyorum diyor. İkimiz de geçinip gidiyoruz diyor. Devlet anlayışına bakın. Hükümet anlayışına bakın. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Böyle bir anlayışla bir devlet yönetilebilir mi? Olmaz. Efendim ben Man Adası'na, vergi cennetine parayı gönderiyorum. Oradan parayı getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi vermemek için. O da diyor ki ben de kokain satıyorum zaten kayıt dışı para ben de vergi vermiyorum. İkimizin yaptığı iş arasında ne fark var diyor. Efendim siz de hala Man Adası diyorsunuz sürekli dava açıyorsunuz. Yok efendim açık ve net. Bakın bütün belgeler doğru. Altıncı bütün belgeler doğru.
Ben Vakıflar Bankası'nın fişlerini koydum ortaya. Dekontlarını koydum. Ama size dava açtı değil mi? Açar efendim, açsın, istediği kadar açsın. Ama doğruları söylemezseniz, doğruları anlatmazsanız olmaz. Eğer tehdide boyun eğerseniz, mal varlığı karşısında tehdide boyun eğdi. Ama ben boyun eğmiyorum. Doğruları söylüyorum ben. Belgesi var, dökümanı var, her şeyi var. Yine Türkiye uyuşturucu madde kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı merkezine adeta dönüştü. Bakın değerli arkadaşlar, Kolombiya'da bir gemi 5 ton kokain, Kolombiya'da bir gemi 5 ton kokain yakalanıyor. Güzel. Nereye gidecek? Türkiye'ye. Türkiye'ye giden bu 5 ton kokainin konuşmentosu var mıdır? Vardır. Nereye gideceği belli midir? Bellidir. Hangi adrese gideceği belli midir? Bellidir. Nerede peki bu bilgiler? Nerede bu bilgiler? Siz biliyor musunuz? Açıklamasını beklemiyorsunuz herhalde. Yani açıklayamazlar efendim. Kokainin belgesi mi olur efendim? Açıklayamazlar. Yine Mersin limanında 615 kilogram kokain yakalandı. Bu söylediğim rakamlar milyar dolarlar. Bakın, hı hı. Türk lirası, evet. Söylemiyorum. Değeri milyar dolar. 128 milyar dolardan daha fazla bu 5 ton kokainin. 615 kilogram kokain Mersin limanında yakalandı. Kime gidiyordu bu? Alıcısı kimdi? Bilen var mı? Yok. Ortada. Mafyaya kızıyorlar. Ya sen İçişleri Bakanısın. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gücün arkasında siyasi otorite olmazsa polis bunları anında yakalar. Çok iddialı emniyette, bir şey söylüyorsunuz. Bakın emniyette, emniyette bu ülkesini seven, gerçekten Türkiye'yi seven, haksızlıklara itiraz eden çok güçlü kadrolar var. Namuslu kadrolar var. Nefes aldırmazlar. Kokain ticaretine de, haksızlığa da, yolsuzluğa da nefes aldırmazlar. Ama arkasında siyasi güç olunca o kişinin arkasında bir şey yapamıyorlar. Dilovası'nda yakalandı gene kokain. Ne oldu? Kime gidiyordu bunlar? Gramı kaç lira bilmiyorum bu kokainin gramı. Şimdi biz neyle öğrendik biz bunu? AK Parti genel merkezinde çalışan bir gencin lüks bir arabada kokain kullanırken. Pudra şekeri. Onun üzerinden. O çocuğun hiçbir günahı yok aslında. O çocuğu o hale kim getirdi? O hale kim getirdi o çocuğu? Çünkü o çocuk şunu görüyor. Yukarıdakini görüyor. Malı götürüyor. Ve ben de götüreceğim diyor. Balık baştan kokar mı? Balık baştan kokar. Efendim şey açıklama yapmış İçişleri Bakanı. Efendim ispat edemezlerse bilmem ne, kendimi yakarım mı diyor, asarım mı diyor. Böyle bir var. İdam asarım, evet, benzeri bir şey. Böyle bir şey. İyi de kim ispat edecek? Savcı, hangi savcı soruşturma başlattı? Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? Yok. Peki kim? Ben mi gidip araştıracağım? Veya siz mi gidip araştıracaksınız? Veya bir başkası mı gidip devletin getirin bakayım şu bilgilerin tamamını dediği zaman onlar o bilgileri getirip önüne koyacaklar mı? Kimin önüne konur bunlar? Polisin ve savcının önüne konur. Peki savcıya böyle şunları araştır diye bir talimat veren var mı? Talimat veren yok. Peki gönüllü olarak, ya Türkiye soyuldu açıkça, perişan edildi Türkiye. Ben bu konuyu, ben savcıysam, adım da Cumhuriyet savcısı ise ve ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcısıysam bu konuyu araştıracağım deyip ortaya çıkan bir savcı var mı? Suçlananlar aklanmak için isteyebilir. Yok. Biz şimdi kime kızıyoruz? Mafyaya kızıyoruz. Ya mafyanın büyüyeceği, yeşilleneceği bir ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin bir İçişleri Bakanı'yla yan yana fotoğraf çekmesi veya bir siyasetçiyle yan yana fotoğraf çekmesi ne demektir? Polise bak, bana dokunma kardeşim. Bana dokunma. Bu anlama gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek gül bebekti değil mi? Mitingler düzenlenmedi mi? Mitingler düzenlendi. Ya siz dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir ya? Polisi veriyorsunuz. Sen bunu koru. Niye?
her türlü mafyatik işlerde ne yaparsa serbest. Senin en büyük güvencenle bak yanına polis verdim, o da seni koruyacak. Ya akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. Ne diyorum? Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetmiyorlar, yönetemiyorlar. Yönetemezler. Ya devlet soyuluyor. Kaçakçılar bir tarafta. Kokainciler bir tarafta. İnsan kaçakçıları bir tarafta. Ya şu Van Gölü'nde ölen insanlar ya. Botlarda ölen insanlar ya. Çoluk çocuk ya. Bunlar her taraf ne derler bilmem ne hanına döndü diye. Yol geçen hanına döndü ya. Her taraf öyle ya. Yol geçen hanına döndü. Soruyorsunuz. Polisi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Bürokrasiyi kimsenin suçlamaya hakkı yok. Suçlanacak kişiler onlara talimat verenler. Polis, ben bu ülkenin polisine güveniyorum. Jandarmasına da güveniyorum. Savcılar için de aynı şeyi söylüyorum. Savcısına da güveniyorum. Bak kardeşim, yani oturuyor orada, ahkam kesiyor. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Davutoğlu, efendim Babacan. Ya kardeşim, devleti ben yönetmiyorum ki. Şu pespayeliğe bakın Allah aşkına ya. Şu devlet yönetememezliğin geldiği pozisyona bakın Allah aşkına ya. Ya kardeşim, senin görevin bütün bunlarla mücadele etmek ya. Sen AK Parti'ye en çok oy veren fakir mahallelerde o çocukların nasıl uyuşturucuya alıştırıldıklarını biliyor musun kardeşim? İçişleri Bakanı olarak veya Cumhurbaşkanı olarak. Bilmiyor ama ben biliyorum. O araştırma yaptırtmadı ama ben CHP'nin genel başkanı olarak araştırma yaptırdım. Nasıl oluyor? Uyuşturucu kullanımı araştırması mı? Bir araştırmacı arkadaşa dedim ki, bana İstanbul'da AK Parti en çok oy çıkan iki yer var. Buradan haberler geliyor, uyuşturucu çok yaygın. Burada bir araştırma yapar mısın? Bir süre sonra geldim, şöyle bir itirafta bulundum. Söylemek istemiyor musunuz neresi efendim? Olduğunu? Neresi hangi olduğunu? Söylemek istemiyorum. Dedi ki, siz bana bunu ilk söylediğinizde dedim ki ya şu genel başkanın uğraştığı şeye bak. Bunlarla ne uğraşıyor? Ama işin içine girince ne kadar haklı olduğunuzu gördüm. Anketi yapan mı böyle dedi anketi başlangıçta? Anketi yapan diyor. Çalışmayı yapan. Hı-hı. Sonrasında anketi, söylüyor çalışmayı mi? Yapan bunu söyledi. Ne çıktı oradan? Ortaya çıkan şunu şu. Bir, bu uyuşturucu satanlar zaten okulların önünde bekliyor. Herkes biliyor bunların uyuşturucu sattığını. Öneri, her okulun önünde mutlaka bir güvenlik görevlisi olmalı. Ya bekçi ya polis olmalı. Ailelerin en büyük korkusu çocuğun cep telefonunu satması. Çünkü cep telefonu satması demek uyuşturucu alıyor demek. Bir süre sonra o çocuklar çantacı yapılıyor. Parklarda içiyorlar bunu. Ve hiçbir aile çocuğunun uyuşturucu kullandığını başka bir kişinin duymasını asla istemiyor. Her okulda maalesef böyle çocuklarımız var. Ve çok yaygın. Ve çok yaygın. Bazı illeri verdi. O illerde de çok yaygın. Bu ne zaman oldu? Araştırma sözünü ettiğiniz. İki ay önce. İki ay önce, daha yeni. Evet, iki ay önce. Belki bulguları hani daha sonra bir rapora bağlayacak. Hani rapora bağlarsa biz bunu kamuoyuyla açıklayacaksınız. Bakın, bunu ana muhalefet partisi genel başkanı olarak, bu ülkeyi seven, insanını seven bir insan olarak ben bunu araştırıyorum. Bu adamlar araştırmıyorlar. Bu AMATEM dedikleri merkezler var. O merkezlerin tamamen çocuklarınızı sakın oraya göndermeyin diyorlar. Neden? Orada daha rahat bulabiliyor şeyi, uyuşturucuyu. Bir de öyle bir sorun var. Ya hiç sormayın. Yani emin olun. Ya devleti yönetme pozisyonunda olan kişilerin bütün bunları bilmesi lazım ya. Zengin çocuklarına kokain, diğerlerine bonsai. Ben araya hani rol şey yapmak istemem ama bu bölümle ilişki bir şey sorayım. Araştırma sonuç. Şimdi biz kalkıyoruz, mafyayı tartışıyoruz. Ne mafyası kardeşim? Oradan tartışacağımız adam. Ülke nasıl yönetilmiyor ya? Ülkeyi bu hale bunlar getirdi. Mafyaya teslim etmişsin sen. Uyuşturucu var, insan kaçakçılığı var ve buradan Türkiye yol geçen hanına dönmüş. Siz başında kim var? Emin olun, bunların arkasında güçlü siyasi otoriteler var ya, güçlü insanlar var.
Yoksa adam ya 5 ton kokain ya. Milyarlarca dolar ya. Değer olarak dolar ya. 615 kilo kokain ya. Düşünebiliyor musun ya? Dünyanın şeyi bu ya. Parası ya bu. Bu yakalananlar ya yakalanmayanlar. Ben yani buradan devam etmemiz lazım ama burada spesifik bir şey anlattığınız için onu bitirmek babında soruyorum. Evet. Özellikle AK Parti'nin yüksek oy aldığı iki yer dediniz. Evet. Peki o araştırma sonuçlandı mı? Yani oralarda niye, şöyle bir duyum almıştım. Niye AK Parti? Şöyle oralarda uyuşturucunun çok yaygın olduğu bilgisi geldi. Tamam, neden oralarda yaygınmış onu tespit edebildiniz mi? Fakir aile çocukları. Hmm. Ama bir taraftan şey yani daha rahat elde edebiliyorlar. Torbacı yapılıyorlar. Önce alıştırıyorlar. Daha sonra. Ha, torbacı yapıyorlar. Mantığı bu yani. Ondan sonra evet. Torbacı yapıyorlar bunları. Sonra bunlar bakın uyuşturucunun nasıl satıldığını da anlattı bize. Biz anlatmayalım isterseniz. Ya anlatmayayım ben şimdi size. Köşe başlarında başlarında insanların nasıl durduğunu, nasıl tutulduğunu, uyuşturucunun erkek değil kadın tarafından nasıl saklandığını, kadının nasıl bir kıyafete büründüğünü, polisin o kadını aramadığını, bunu da onların bildiğini. Ya bir sürü şey. Emin olun şaşırıp kaldım ya. Yazık günah dedim ya bu ülkeye. Yazık günah yani. Dolayısıyla bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemiyorlar. Yönetmiyorlar zaten. Çıkar ilişkisi içinde olanlar, bir daha ifade edeyim, çıkar ilişkisi içinde olanlar devleti yönetemezler. Kendi çıkarlarını düşünürler. Saraydan görünen manzarayla, sarayın manzarasıyla Türkiye'nin manzarası arasında 180 derece fark var zaten. Orası ayrı bir dünya. Türkiye ayrı bir dünyada. Görmüyorlar yani. Ha, bu tabloda demin bir şey vurguladınız. Siyasi iradenin bu hikayenin içinde bir yerde oyun kurucu olduğunu söylediniz. Ortada kısa net soracağım. Bir cahillik, bir beceriksizlik mi var siyasi irade için? Yoksa doğrudan bir kötü niyet, bir art niyet var da siyasi iradeyle bu mafyatik ilişkiler içerisinde bir organik bağ mı var? Yani neden bahsediyorsunuz? Devleti yönetenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soyulması gerektiğine inanmışlar bir sefer. Devleti soyulacak bir mekanizma olarak görüyorlar. Yandaşlara, çıkarlara para aktaracak bir mekanizma olarak görüyorlar. Devletin ihaleleri neden sadece 5 kişiye verilir? Kanunlar neden askıya alınır? Anayasa neden askıya alınır? Bürokrasi neden tarumar edilir? Devlet aklı neden yok edilir? Ve devlet neden bir kişiye sadece teslim edilir? Ve o kişi devleti istediği gibi yönetiyor. Bugün Erdoğan desin ki falan kişiyi tutuklayın. 10 dakika içinde tutuk. 10 dakika öyle saatlerce bekleme. 10 dakika içinde tutuklanır. Şu kişiyi atın hapse hemen atılır. Savcı iddianameyi hazırla. Savcılar nerede? O soruyu sorsun. Savcılar nerede? Bir savcı ordusu harekete geçer. Bir kişi dedi ordu harekete geçer. Ya böyle bir devlet yönetimi olur mu? Nasıl bir hükümet bu? Ama tek kişilik hükümet. Ne diyordu Sayın Uçum? Tek kişilik hükümet diyordu. Tek kişilik hükümet. Yani hükümet bu olanlardan, bu yaşadıklarımızdan, daha doğrusu bir şekilde ifşa olan bir dolu ilişkiden haberdar mı yoksa doğrudan için içinde mi? Bakın, Ozan Bey, 27,5 yılını devlette geçirmiş bir kişi olarak söyleyeyim. Kimin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, kimin insan kaçakçılığı yaptığını, kimin torbacılık yaptığını, uyuşturucu nasıl dağıtıldığı, devletin bilmemesi mümkün değildir. Mümkün değil. Ben size bir örnek vereyim. Saadettin Tantan örneğini vereyim. İstanbul'da hesap uzmanlığı yaptığım yıllarda Saadettin Tantan İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Bir kişi çıktı, elini aldı silahı. Ben İstanbul'da asla mafyaya izin vermeyeceğim dedi. Bütün kumarhaneler, randevu evleri, kaçakçılar. Hepsi İstanbul sınırlarının dışına çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetleyemediği alanların dışına çıktı. Hepsini temizledi. Bakın bir kişi. Devlet bunların hepsini bilir. Hepsini tanır zaten. Siz bu kaçakçılık olurken yani MİT'in haberinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Emniyetin haberinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Efendim elleriyle koymuş ki bunların tamamını bilirler. Tamamını bilirler. Bir mafya lideri yurt dışına gitti. Ne dedi? Bana haber verdiler dedi.
hakkında dosyalar hazırlanıyor diye. Hem de İçişleri Bakanlığı'nın verdiğini iddia etti. Yani, öyle iddia etti. Haber verdiler dedi. E doğru, haber vermeseler niye gitsin dışarıya? Devlet bütün bunların tamamıyla. Acı olan ne biliyor musunuz? Acı olan şu. Meşru olan bir siyasi parti liderinin gidip bir mafya liderini hapishanede ziyaret etmesi. Ya dünyada örneği var mıdır bunun? Bana söyleyin Allah aşkına ya. Dünyada örneği var mı ya? Ve fotoğraf vermesi. Ve onun için özel af çıkması. Sonra dönüp diyoruz ki ya bu mafya niye böyle? Ya mafyayı niye suçluyorsun? Ona yaratılan bir iklim var. İklimi yaratan siyasi iktidar. Yani AK Parti iktidarı. AK Partilileri suçlamıyorum. Bir avuç insanı suçluyorum sadece. İktidarı. Onlar bütün kapıları açmışlar. Herkes para kazanıyor. Herkesin keyfi yerinde. Çocuklar ölmüş. Varsın ölsün. Fakir fukara. Varsın olsun. Onlara nasıl olsa iki tane şey söylerim. Kandırırım. Seçimde gelir tekrar bana oy verirler. Devleti böyle yönetiyorlar. Böyle görüyorlar devleti zaten. Tüm bu fotoğraf içinde Mehmet Ağar'ı nereye koyarsınız? Bu fotoğrafın ana aktörlerinden birisi zaten. Nereye koyabiliriz ki zaten? Spesifik olarak ben de Ağar'la ilgili bir şey soracaktım. İki çok önemli bence açıklaması var. Birisi diyor ki Pensilvanya'ya gittim ve devletin bilgisi dahilinde gittim. İkincisi de ben siyaseti de bıraktıktan sonra hiçbir görev almadım. Fakat Marina yönetimine Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in, İlham Aliyev'in ricası üzerine girdim. Ricası üzerine. Yani şimdi iki cumhurbaşkanı birinin bir marina yönetimine girmesini neden ister? İkincisi devletin bilgisi dahilinde Pensilvanya'ya... O marinanın özelliği ne? Ona bakmanız lazım önce. O marinanın özelliği ne? Siz biliyor musunuz? Niye marina, diğer marinalar değil de orası? Siz biliyor musunuz? Yüksek tonajlı gemiler oraya yanaşabilir diyorlar. Hmm. Bir bağ mı kuruyorsunuz bağ uyuşturucuyla? Öyle deniyor. Gidilip bakılır, araştırılır. Bana böyle bir bilgi geldi. Uyuşturucuyla bir bağ mı kuruyorsunuz bu yönüyle? Bilmiyorum. Hmm. Yani elde veri olmadığı için bir şey söylemiyorum. Ama neden o marina? Neden başka bir marina değil de o marina? Neden? Bir sürü yerde marina var yani. Siz de anladığım kadarıyla belli bir sınırlar içinde kalarak bir şey sadece soruyorsunuz ama ima ettiğiniz şey çok... Açıklanması lazım, bilinmesi lazım bunları. Ben, bakın dediğim gibi bunlar tartışılabilir. Gazeteciler olarak sizler tartışabilirsiniz, bu ülkenin entelektüelleri tartışabilir, yazarları, çizerleri tartışabilir. Ama siyasetçi olarak bizim tartışacağımız konu memleketi bu hale kim getirdi? Mafyaya kızıyoruz. Ya mafyaya niye kızıyorsun kardeşim? Mafyaya iklimi yaratan sensin. Mafyayla kol kola giren sensin. Hapishanede ziyaret eden sensin. Miting yapacak, oluk oluk kan akacak diye dendiği zaman saray olarak alkışlayan sensin. Peki kime kızaracağız? Miting yapana mı? Hayır efendim. Ona niye en son kızacağımız o. İklimi kim yarattı? Türkiye'nin soyulmasına kim ortam hazırladı? Türkiye'nin itibar kaybetmesine kim sebep oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir tabloyu kendi Cumhuriyet tarihi içinde hiç gördü mü? Görmedi. Susurluk'la benzeten var ama ben o az önceki spesifik sorunun ikinci kısmı evet. Vardı. Mehmet Ağar'ın Pensilvanya'ya gönderilmesine neden ihtiyaç duyulur? Eğer kendi ifadesi doğruysa. Çünkü ben devletin bilgisi dahiline gittim diyor. Böyle bir ismin Pensilvanya'ya gönderilmesine neden ihtiyaç duyulur? Dediği doğruysa ve o devletin bilgisi dediği bilmiyorum, devlet yani, kim? Benim bildiğim yine ben de zaten tahminimi soruyorum. Şeyin Erdoğan'ın isteğiyle Sayın Fehmi Koru gitmişti. Bir kez öyle 17-25'ten sonraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam gitmişti. Yani ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin bütün sorunlarına vakıf olduğunu tahmin ediyorum. Yani yeri zamanı gelir eleştiririz tabii ama sonuçta bütün bu yaşananları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın göz ardı edeceğini veya bilmiyorum diyeceğini düşünmüyorum. Bütün ayrıntıları biliyorlardır. Devlet güçlüdür aslında. Devlet güçlü de devleti yönetenler maalesef yetersiz insanlar. Maalesef kötü yönetiyorlar. Maalesef onları tehditle, şantajla bir şekliyle ya da görevden alarak bir şekliyle
devletin organlarının çalışmasına engel oluyor. Ya devleti dumura uğrattılar ya. Devlet aklının olmadığı yerde devlet dumura uğrar. Aklı dumura uğradıysa bütün bunların hepsi olur. Ve oluyor da. Ve tanığı da oluyoruz bunların. Acı olan ne? Acı olan da zaten bu. Dolayısıyla tartışacağımız şey devletin ne kadar kötü yönetildiğini tartışmalıyız. Ve bu kötü yönetimden devletin, devleti yönetenlerin ve onların beslemelerinin nasıl olağanüstü çıkarlar sağladığını görmektir aslında. Vatandaş soyluyorsa vergi ödüyor ama o paralar, büyük imkanlar belli kişilere sağlanıyorsa, aktarılıyorsa gelir dağılımı şöyle açılmaya başlıyor. En fakirle en zengin arasında olağanüstü, arası kısa sürede kapanmayacak boyutlara ulaşan adaletsizlikler çıkıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında bu ortamı yaratanları daha çok burada gündeme getirdiniz. Evet. Ve bu sistemin bu anlamda öncelikle sorumlu olduğunu ve sorgulanması gerektiğini belirttiniz ama... Bu nihayet... sistemi, bu çıkar odaklarını korumak için zaten bu sistem getirildi. Evet. Ama şimdi çok da çarpıcı iddialar var ortada. Evet. Gencecik bir kız Yelda'na kahraman. Şimdi onun şüpheli ölümüyle ilgili olarak çok çarpıcı iddialar var. Ve bunlar Sedat Peker'in videosundan önce de ortaya atılmış olan iddialardı. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın bu şüpheli ölümde parmağı olabileceğine ilişkin iddialar. Öte yandan Silivri'deki o gencecik emniyetçinin, emniyet müdürünün, evet, emniyet müdürünün intiharı ile ilgili dile getirilen şüpheli olaylar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Ve az önce de siz söylediniz. Emniyet teşkilatı bunların tamamını biliyor. Şunu soracağım. Tamamını biliyor. Perde arkasını tamamını biliyorlar. Şunu ama, soracağım. Evet, tamamını biliyorlar. Buna ilişkin mecliste muhalefet olarak hem CHP hem de diğer ittifak bileşenleri olarak bir baskınız olacak mı? Bir komisyon kurulması için, bunların hesabının sorulması için ne gibi girişimleriniz olacak? Meclise arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar şu anda. Meclise açılır açılmaz verilecek. Belgeleriyle, dokümanlarıyla bu ayrıntılar biraz daha fazla yeni belge, bilgi ekleyecekler o çalışmalarına. Verecekler. Yeni belge mi gelecek size? Yani yapılacak onların tamamı. Olay hayır, özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama bir belge beklentiniz mi var? Hayır yani çalışmalarda belgeler, dokümanlar var. Anladım, anladım. Onlar da eklenecek yani. Çıkılacak meclis kürsüsünde bunlar söylenecek. Koruma nasıl verildi, nasıl açıklandıysa benzer belgeler, benzer dokümanlar verilecek. Şimdi diyorlar ki efendim bu işle ilgili neden muhalefet partileri konuşuyor? Ya kardeşim adamın iddiasına karşılık Elazığ savcısı konuştu. Bilmem neredeki emniyet konuştu, i̇şte İzmir jandarma emniyet konuştu. Jandarma herkes ya. Konuşuyor, biz konuşuyoruz, siz konuşmayın. Neden onlar yalanlıyorlar diye. Biz diyoruz ki ya gerçek ortaya çıksın. Yaptığınız açıklamalar inandırıcı değil. Gerçeğin ortaya çıkması bu iktidar döneminde mümkün değildir. Altını çizeyim. Bakın Susurluk olayında Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu kurdu. Evet. Değil mi? Evet. Meclis olaya el koydu. Şimdi biz araştırma önergesi vereceğiz. Göreceksiniz hep beraber tanı olacaksınız. AK Parti ve MHP milletvekilleri el kaldıracaklar. Hayır, olay araştırılmasın diyecekler. Olayı kapatalım diyecekler. Neden? Bütün bu kirliliklere siper oluyorlar. Kirlenmişliği savunuyorlar. Parlamentonun içinde kirlenmişliği savunan, mafyadan yana tavır alan ve mafyanın hakkını, hukukunu kendilerine göre savunan bir anlayış şu anda sayılan bir anlayış ortaya çıkacak. Eğer buna hayır derlerse, evet derlerse hepsini kutlayacağım. Ben yanıldım. Parlamento bu kadar kirliliğe tahammül edemedi. Tıpkı Susurluk olayında olduğu gibi bir araştırma komisyonu kurdu ve bu olayı araştıracak deriz tabii. Çok üst üste yani ifşa diyoruz ya, çok üst üste her şey olmaya başladı. Yani bu kadar üst üste olduğu bir dönem hiçbir zaman olmamıştı. Lağım patladı. Lağım patladı. Tam da bunu soracaktım, evet, aslında. Evet. Yani hani devlet aklı diyorsunuz ya, o biraz hani kaybolmaya başladı. Kontrolü mü elden kaçırdı acaba?
Çünkü hiçbir şey ortaya çıkmazdı ya geçmişte. Şimdi bir bakıyoruz, üstünü örtüyorlar diyorsunuz ama ne kadar üstü örtülürse örtülsün bir 128 milyar doları konuşuyoruz. En ufacık Ruhsar Pekcan gidiyor. En ufacık bir videoyu bile o akşam geri çekmek durumunda kalıyorlar. Yani hani böyle her güne bir şey var artık aslında. Yönetemiyorlar. Az önce ne dediniz? Bir daha tekrarlayın. Lağım patladı. Biraz açın o zaman. Şimdi şöyle, yolsuzluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler artık gizlenemiyor. Ve bunları yapanların sayısı giderek artıyor. Ve bunlara da siyasi otoritenin kol kanat gerdiğini görüyoruz. Bazen kendi içlerinde çatışıyorlar. O çatışmalar da bütün bu kirliliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir iç hesaplaşma dönemi başlıyor. İç hesaplaşma dönemi başlıyor. Evet yani. Dolayısıyla. Parti içi hesaplaşma. Hayır, ben bir daha onu. Mafya içi çatışma, taraflar arasında çatışma ve bunların arkasındaki siyasi güçler. Tamam, anladım. O siyasi güçler de şimdi ortaya çıkmaya başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın muhalefete saldırmasının temel nedeni bunlar tartışılmasın. Başka şey tartışılsın. Niye bu konularla ilgileniyorsunuz diye bizi suçluyor. İyi de savcı konuşuyor. İyi de emniyet müdürü konuşuyor. İyi de herkes konuşuyor. Sen konuşma diyor. Niye ben konuşmayayım? Ha niye konuşmayayım? Ya bu milletin hakkı hukuku yok mu? Peki bunu kim savunacak? Bu kadar kirliliği örtemezler. Örtmeleri de zaten mümkün değil. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kirliliği sadece biz bilmiyor. Bütün dünya biliyor. Türkiye'nin ne kadar kirlendiğini bilmeyen var mı? Boşuna mı Trump diyor senin mal varlığını araştırırım? Kirlilikleri bildiği için. Kimin neleri götürdüğünü bildiği için. Sesin çıkıyor mu? Sesin çıkmıyor. O ey Amerika diyen kişi vallahi kedi gibi miyavlamadı. Kedi miyavlardı işteyse. Ses bile çıkmadı. Lağım patlayınca ne olur efendim? Efendim? Lağım patlayınca sonunda ne olur? Koku her tarafa sarıyor. Hepimiz hissediyoruz o kokuyu. Ve hepimiz yolsuzlukları da, haksızlıkları da, mafya düzenini de, mafya düzeninin arkasındaki siyasi güçleri de artık toplum görmeye başladı. Süleyman Soylu'nun istifasıyla sonuçlanabilir mi? Hiç bilmiyorum. Yani istifa eder etmez. Kişilerin istifa edip etmemelerinin çok önemi yok aslında. İstifa etsen ne olur, etmesen ne olur? Ya sorunun temelinde haksızlık var, hukuksuzluk var, hukuk yok, anayasa yok, yasalar yok. Yani bir kişinin iradesi her şeye egemen olmuş. Bu çok anlaşılır bir şey ama. Süleyman Soylu gider, yerine aynı pozisyonda birisi daha gelir. Yani... Neydi Ruhsar Hanım? Ruhsar Ticaret Tekin. Bakanı gider yerine aynı felsefede birisi gelir. Tarım Bakanı ne diyordu Allah aşkına? Çiftçi çok çalışır, az kazanır. Mantığa bakın. Tarım Bakanı bu adam. Söyledi bunu. Ya çiftçi ne demek ya? Çok çalışacaksın ama az kazanacaksın. Neden? Çiftçinin kaderi böyleymiş. Ya söylenecek laf mı bunlar? Söyleniyor. Ama istifanın sembolik bir değeri yok mu sizce? İstifa bu olayların belki tartışılmasını engellemeye yönelik olabilir. Hmm. Ayrıl da bu tartışmalar olmasın. Hmm. Üstünü kapatalım. Bence hiç istifa etmesine gerek yok. Kapı gibi yerinde dursun. Ben onların arkasındayım desin. Çıksın söylesin açıkça. Niye söylemiyor? Bahçeli de söylesin. Gittim mafya liderini hapishanede ziyaret ettim. Gerekirse hepsini kucaklayacağım desin. Niye demesin? Millet gerçeği bunlar yerlerinde kaldığı zaman öğrenecektir. Yerlerinde kaldığı zaman görecektir. Milletin başına hangi belaları açtığını bunlar göreceklerdir yani. Erdoğan da kalsın seçimlere kadar. O da kalsın. Onun bakın bütün bu olaylarda konuşuyor mu? Hiç konuşmuyor. Neye bağlıyorsunuz suskunluğunu? Ne söyleyecek? Hayır ne söyleyecek? Merak ediyorum mesela. Erdoğan ne söyleyecek? Mafya düzenine karşıyız. Eskiden söylüyordu. Çetelere karşıyız, o dönem bitti diyordu. Peki bunlar ne? Bunlar ne Allah aşkına? Başka bir dönemde mi oldu? Belki şunu söyleyebilir. Bunların da Kılıçdaroğlu tembihledi, yaptı diye söyleyebilir
belki. Ne olacak yani? Ben dünya kadar palavra atıyorsunuz. Emin olun siyasette bu kadar yalan üretildiğini hiç görmedim. Dünya kadar yalan üretiyorlar bunlar. Yalanla milleti kandıracaklarını sanıyorlar. Ama o videoda siz ve Faik Öztürk yalan üretim merkezinde gösterildiniz o. Neyse maskeyi çıkarınca gerçek yalan üretim merkezi çıktı. O kadar beceriksizler ki. Ya bari çizgi film yapıyorsanız ya oturun bir. Ya akıl da yok bunlarda. Vallahi akıl da yok ya. Her şeyi kaybetmişler. Tam bir panik içindeler ve Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Kimin ne söylediği belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Devlet memurları siyasi demeç vermeye başladı. Efendim atamayla gelenler Türkiye'yi yönetmeye başladı. Böyle garip bir demokraside asla olmaması gereken gerçekler önümüzde duruyor. O karikatürde size ne garip geldi ki? Akıl da yok, beceremiyorlar diyorsunuz. Yani oradan girdiniz ama. Emin olun bana gösterdiklerinde gülümseyerek izledim. Ya ne kadar güzel dedim. Bizim öyle mi? Söylediklerimizi anlatıyor. 128 milyar dolar. Ben 128 milyar dolar artık unutulur mu diye düşünürken bunu çıkardılar. Teşekkür ettim dedim. Vallahi teşekkür ederim. Sonra kendi aralarında tartışmışlar kaldırmaya. Kaldırmayın dedim ya. Bizim internet sitesine koyun. CHP'nin hesabından biz bunu yayınlayalım. Görsünler bari. Millet görsün bunu. Yani. Son 10 dakika ama Ozan'da bir... Efendim şimdi bir ortada bir ifşaat var. Siz de siyasi iradenin söz konusu bu mafya ile bir kritik ilişkisinden bahsediyorsunuz. Bu işin içinde İçişleri Bakanı var, Maliye Bakanı var vesaire. Bu haliyle Türkiye seçime gidiyor. Bu atmosferde güvenilir bir seçim olabileceğini düşünüyor musunuz? Veya velev ki çekinceleriniz varsa buna ilişkin bir süreç yönetiminiz, önleminiz var mı? Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Çünkü affedersiniz bitireyim. Daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanlığı istifa ediyordu. Şimdi tabii onu da kaldırdılar. Eskiden İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Oraya bağımsız bakanlar gelirdi. Çünkü bağımsız bakanlar seçimin güven içinde gerçekleşmesi için çaba harcarlardı. Onu kaldırdılar. Bütün sandıklara sahip çıkacağız dediniz. Bir formülünüz o. Sandıklara sahip çıkacağız. Her sandıkta mutlaka bizim ittifakın gözlemcisi olacak. Sandık görevlilerini zaten eğitiyoruz en baştan nasıl olması gerektiğini ve her dakika bilgi alacağız. Her dakika sandıktaki sayımdan her dakika bilgi alacağız. Biz son yerel seçimlerde böyle bir politika izledik ve bunun çok olumlu sonuçlarını aldık. İstanbul'da işte Yüksek Seçim Kurulu'nu da arkalarına alarak, oradaki çeteyi de arkalarına alarak seçimleri iptal ettirdiler ama ona rağmen ikinci seçimde diyorum ya ben bu halka güveniyorum. Halkın demokrasiden yana tavır alacağından en ufak bir endişem yok. Çünkü baskıyı gördü. Kendisi görmüyor. Çocukları da görüyor. Ailesi görüyor. Eşi görüyor. Okulda görüyor. Sokakta görüyor. Caddede görüyor. Nasıl yaşadıklarını görüyor. Bunları görünce ya ne oluyor bu ülkede diye soruyor. Bu ülkede çok şey oluyor ama çok şeyi düzelteceğiz. Bir sefer tamamını yani yapılan bütün haksızlıkları gerçekten gidereceğiz. Herkes görecek. Gençler de görecekler. Emin olun fazla değil. 6 ay içinde farklı bir Türkiye olduğunu görecekler. 6 ay içinde. Farklı bir Türkiye, güzel bir Türkiye, yaşanacak bir Türkiye olduğunu görecekler. Seçildikten itibaren 6 ay içinde. En geç 6 ay içinde. Bunu görecekler yani. Biz bunu yapacağız. Sadece bizim gençler, sadece bizim halkımız değil, bütün dünya görecek bunu. Demokrasiyle, otoriter bir rejimin demokratik yöntemlerle nasıl el değiştirdiğini, demokrasiden yana olan insanların halkın oyuyla nasıl iktidara geldiklerini herkes görecek. Olağanüstü bir dönem yaşayacağız. Yani bu dönem Türkiye'nin tarihinde olağanüstü bir dönem ama bu olağanüstü dönemi olağan koşullarla, olağan seçimlerle değiştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, nihayetinde siz de tanık oluyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Zaman zaman muhalefete yönelik toplumsal muhalefet kadar etki yaratamadığı ya da onu büyütecek bir enerji ortaya koyamadığına ilişkin eleştiriler geliyor. Şimdi yakın tarihimizde gördük, koskoca baro başkanları çok masum bir talepleri için yürümek isterken
müdahalelere uğradılar, hırpalandılar. Öyle. O koca koca baro başkanları. Evet. Kadınların eylemlerinde bunu görüyoruz, öğrencilerin eylemlerinde bunu görüyoruz, evet. Yürümek isteyen madencilerin eylemlerinde bunu görüyoruz ve ortaya çıkan o hırpalanmış görüntü, o güvenlik güçlerinin hoyratça davrandığı görüntü aynı zamanda kamuoyunun o görüşüne inanan kesimin moralini de bozuyor biraz. Çünkü o görüntü aynı zamanda bir şey yaratıyor. Ya biz niye bu kadar kolay hırpalanıyoruz tarzında? Acaba o toplumsal muhalefetle siyasal muhalefetin daha fazla yan yana gelme, büyük bir enerji yaratma ve artık o müdahaleleri biraz daha geri püskürtme anlamında yapabilecekleri şeyler var mı? Bütün bunlar olurken bu şiddete maruz kalanlar onu hafızaların bir yerinde tutuyorlar. Artı o şiddeti televizyonları, ekranları başında görenler de hafızalarının bir yerine yazıyorlar. Ve onlar sandık bekliyorlar. Şiddetle bir şeyi değiştirmek doğru değil. Baskıyla bir şeyi değiştirmek doğru değil. İnançla, adaletle, demokratik yollarla değiştirmek gerekiyor. Eğer biz bunu yaparsak zaten, ben onu çok sık kullanıyorum, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakmış olacağız. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Baskı mı uyguluyor? Evet. Şiddet mi uyguluyor? Evet. Yanlış atamalar mı yapıyor? Evet. Haksızlık mı var? Evet. Hukuksuzluk mu var? Evet. Her şey var aslında. Ne kadar olumsuz olay varsa tamamını Türkiye yaşadı. Tamamını. Adamına göre Anayasa Mahkemesi'ne üye. Adamına göre. Adamına göre üniversiteye rektör. Adamına göre Yargıtay'a üye, adamına göre Danıştay'a üye. Bunların çoğunda liyakat yok zaten. Tamamen kendileri seçtiği, kendilerinin getirdiği, ya ileride yine acette bana lazım olursun, ben telefon ettiğim zaman benim düşündüğüm gibi karar verirsin diye getirdiği bir sürü insan var. Biz bunları biliyoruz zaten. Toplum da bunları biliyor. Gidin Allah aşkına sorun ya bu memlekette adalet var mı diye. Vallahi %90'ı adalet yok der. Öyle. Gerçek şey o. Adalet yok zaten. Adaleti sağlamak kolay bir şey değil. Adaleti sağlamak için baştaki kişinin adil olması lazım. Hesap verebilir konumda olması lazım. Harcadığı her kuruşun hesabını topluma vermesi lazım. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmemesi lazım. Aile yaşamının topluma örnek olması lazım. Ya 50 bin avroluk çanta taşırsa eşiniz, Allah aşkına o ülkede ya yatağa çocuklar aç giriyor ya. Yatağa çocukların aç girdiği bir ülkede sizin eşiniz 50 bin avroluk çanta taşırsa ya bunların yatacak yeri yok. Yani 500 bin lira. Efendim? 500 bin lira yapıyor evet. Değil mi? Daha bilmiyorum fazla. Yani. Ekonomist sensin. Biraz ben daha önce fazla. Dolar diyordum meğer avroymuş. Bu son 5 dakikamız kaldı. Biraz serbest atış şeklinde gidelim isterim. Ama çok kısa kısa sizinle cevaplarınız olursa sevinirim. İki şey soracağım. Bir... ya bu işte bir ittifak manzumesi içinden gelecek tasavvuru yaptınız. Yani Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız diye bir özgüven, yani biz bu haliyle bizim içimizden birisi başkan olacak özgüvenine sahip misiniz veya öngörüsüne? İkincisi uzlaşma, liyakat. Şimdi HSK'da seçimler var biliyorsunuz. Evet. Orada uzlaşma arayışları nasıl gidiyor? AK Parti ile muhalefet arasındaki görüşmelerde kontenjanlar nasıl olacak? Bilmiyorum. Bir görüşmeyi yapıyor arkadaşlar. Ben çok fazla ilgilenmiyorum. Ha, tamam. Doğrusunu isterseniz. Evet. Parlamentonun biraz ya, oradaki kadroları. Parlamentonun kendi iradesi. Arkadaşlarıma şunu söyledim yalnız. Bir, eski milletvekili veya milletvekili seçimine girmiş olanlar varsa bunların dosyalarını ayırın. Bunların siyasi kimliği belirlenmiştir. He. Siyasi kimliği belli olmayan insanları seçin dedim. Çünkü yasada açık hüküm var. Diyor ki bir kişi milletvekili, yani hakim veya savcı istifa edip seçime girerse, seçimi kaybederse eski görevine dönemiyor. Eski görevine dönemeyen bir insan eskiden bir partiden milletvekili adayı olmuşsa nasıl getireceksiniz? Hakimler, savcılar, kurulu üyesi yapacaksın. Doğru değil. Bunları ayırın. Onun üzerinde bakın, özgeçmişlerine bakın. Aldığı kararlara bakın. Kararların Yargıtay tarafından ne kadar onanıp onanmadığına bakın. Yani liyakatine bakın. Yabancı dil biliyor mu bilmiyor mu bakın. Yayınladığı makaleler var mıdır yok mudur? Kitapları var mıdır yok mudur? Bunlara bakın, onlara göre tercihinizi kullanın. İkinci soruda yeni Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı içinden olacağını
net olarak öngörebiliyor musunuz? Öyle tahmin ediyorum. Devam edelim. Peki. Sırayla çok az benim kaldı. Benim de iki sorum var. Evet. Bir önceki bölümde aklımda kalmıştı, onu hemen sormak istiyorum. Siz az önce dediniz ki ben başörtülüleri ve mütedeyyin kesimin kaygılarını sorduğum zaman, mesela orada Temel Bey'e bakacaklar dediniz. Yani önce asıl, bize de güvenecekler. Evet, ama Temel Bey örneği gösterdiniz. Tabii. Ve ben şöyle anladım. Yani aslında her... Millet İttifakı'nın her unsuru bir görüşün, bir düşüncenin de teminatı olacak. Öyle. Kemal Kılıçdaroğlu hangi görüşün teminatı demokrasinin olacak? Demokrasinin, ahlakın, erdemin, bilginin, insanları sevmenin, beraber olmanın, farklı görüşlere saygı duymanın, farklı inançlara saygı duymanın temsilcisi. Evet. Bir de şunu sormadan atlamak istemiyorum. Çok kısa cevap. Filistin'de çok ciddi bir dram yaşanıyor. Bu bayram zamanında evet, hepimiz görüyoruz. Ne söylersiniz? Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Onları destekliyoruz. Onların bağımsız bir devlet kurma hakları var. İşgal edilen toprakları var. İşgal edilen topraklarını Filistinlilere iade etmemiz gerekiyor. Dünyanın bütün demokrat ülkeleri, saygın ülkeleri Filistin halkının yanındadır. Dolayısıyla Filistin davasını savunmak her birimizin tek tek görevidir. Ben böyle bakıyorum. Demokrasi açısından da bakıyorum, insan hakları açısından da bakıyorum, adalet açısından da bakıyorum. Filistin'in ve Filistinlilerin haklarını savunmak hepimizin ortak görevidir. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Öyle soracak bakıyorum. O kadar çok soru olur, var ki evet, değil mi? Evet. Yani ben çok kısa şunu soracaktım. Şimdi parlamenter sisteme dönüş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusunda Millet İttifakı'nda bir zaten mutabakat var. Evet. Fakat şöyle bir olağanüstü durum senaryonuz var mı? Bugünkü gibi bir tablo çıkarsa meclis başkanlık, yani başkanlığın Millet İttifakı'nda olduğu ama mecliste anayasayı değiştirecek bir çoğunluğun olmadığı bir durumda. Böyle bir durumda en önemli seçim vaadi de gerçekleşmiyor. Böyle bir ara formülünüz var mı aranızda konuştuğunuz muhalefet liderleri olarak? Millet İttifakı'nın iktidarında anayasayı tek başına değiştirebilecek gücümüz olmasa dahi getireceğimiz anayasa değişikliğine o dönem muhalefette olan partilere de destek verecektir. Çünkü onlar yıkılan rejimin ya da bu tek kişilik hükümetin yaptığı bütün tahribatların onarımı konusunda bizim samimiyetimizi görecek ve onlar da destek olacaklardır diye düşünüyorum. Son bir şey varsa aslında tamamen geldik. Hani sınıra dayandık. Varsa bir soru. Sen Genel Başkan da kısa bir cevap vereceksin. Valla aslında böreği soracaktım ama. Yok gerçekten. Niçin bize börek getirmediniz? Ben de onu soracaktım. Biz biraz da acıktık galiba. Vallahi hanıma söylerdim. Böreğimiz güzel. Evet. Ama gerçekten sosyal medya etkinliğiniz artıyor. Evet. Bu. Evet yani akşam mesajlarınız başladı mesela. Evet. Kısa videolar çekip paylaşıyorsunuz. Gençlere yönelik. Mutfağınızdaki şimdi sosyal medya durum önemli bir alan aslında. Bize havuz medyası dediğimiz iktidar kanadının elinde tuttuğu televizyon kanalları ve onların gazeteleri günün 24 saati bizim aleyhimize yayın yapıyorlar. Günün 24 saati. Ya bunlar ne yazıyorlar? Niye bu kadar ön yargılı davranıyorlar? Emin olun anlamış değil. Hatta onlara şunu da söyleyeyim. Yani mesela AK Partililerle beni bir araya getirebilirler. Yani AK Partililer bana soru sorar. Ben de onlara cevap veririm. Öyle mi? Kadar özgüvenim yüksek. Tabii niye olmasın? Yani sonuçta onlar beni eleştirmek istiyorlarsa rahat eleştirebilsinler. Soru sormak istiyorlarsa istedikleri soruyu sorsunlar. Ben de onlara samimi olarak cevap vereyim. Yani bu kadar özgüveni yüksek olan bir insanım. Çünkü verilmeyecek hesabımız yok. Sonuçta hepimiz insanız. Eksiğimiz, hatamız olursa da rahatlıkla söyleriz. Ya burada bir eksiğim vardı, burada bir hatam vardı. Söyleyebiliriz ama Türkiye'yi bu kutuplaşma ikliminden çekip çıkaracağız. Herkesin birbirine saygı duyduğu yeni bir iklimi getireceğiz. Bundan emin olun. Efendim çok teşekkür ederiz. Bir bayram günü genel merkezde ağırladınız bizi. Ben epeyce not aldım. Bir taraftan hani röportajdan kopmamak. Öte yandan gerçekten çok 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 yüksek sayıda mesaj geliyor. Onu da sorun, bunu da sorun ama hani... İki saat yeter. İki saat bize yetmedi aslında ama oraya da yetmemiş. KYK mağdurlarını bir kez daha ben vurgulamış olayım. Her röportajın temel konularından biridir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ve öteki liderlerle her röportajda sorduk. Aslında cevapları biliyorsunuz.
şu anda bütün muhalefet... mağduriyetleri gidereceğiz. KYK mağduriyetleri dahil, efendim Boğaziçi Üniversitesi hocalarının mağduriyeti dahil, hepsini gidereceğiz. Adalet, 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 bunu sağlayacağız. Çok fazla soru var ama mümkün değil hepsini okumak. Çünkü o zaman konsantrasyon da gidiyor. Salı günü Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, Cuma günü de bir aksilik olmazsa tabii bunlarda, Sayın Akşener'le, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'le birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Size de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.